Anlık Skor'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. 2015-2016 sezonunun şampiyonu bugün belli olacak mı? Beşiktaş kendi sahasında Osmanlıspor'la karşı karşıya geliyor. Bugün eğer Osmanlıspor karşısında en az bir puan alırsa Beşiktaş 2015-2016 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Şampiyonluğu bir ilgilendiren bir diğer karşılaşmada ise Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Bu iki karşılaşmadan da henüz gol sesi çıkmadı. Bu skorlarla Beşiktaş sezonu şampiyon olarak tamamlıyor. Bunun altını çizelim. Bugün aynı saatte başlayan maçta Akhisar deplasmanında Galatasaray ve Kasımpaşa kendi evinde Mersin İdman Yurdu'nu konuk ediyor sevgili seyirciler. Şu anda puan durumu ekrana geliyor. Beşiktaş'ın şu anki maçlar sonunda 76 puanı var. Fenerbahçe'nin 70 puanı var. Eğer karşılaşmalar bu şekilde sona ererse Beşiktaş ligi şampiyon olarak tamamlayacak. Bunun altını çizelim. Bu arada 76 ve 70 diyoruz ama 77 ve 70. Yani ikisi de beraberliği devam ettirdiği için 77. 77-71. Evet, 77-71. Yani birer puan ekleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi Tanju Çolak, Muhittin Boşart ve Gökhan Dinç ile birlikteyiz. Dün yaklaşık 2 saat boyunca, 2,5 saat boyunca düşme hattındaki tüm maçların ayrıntılarını sizlerle paylaştık. PTT 1. Ligi yaşanan anlık değişiklikleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bugün anlık skorun konusu şampiyon belli olacak mı, olmayacak mı? Bu konuda Beşiktaş'ın çok büyük bir avantajının olduğunu söyleyebiliriz. Vodafone Arena tıklım tıklım dolu, adeta sabahın erken saatlerinden itibaren Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu hazırlandı, kutlamalara başladı, hatta o şekilde söyleyebiliriz. Ama ilk 18 dakikada henüz Beşiktaş golü bulamadı. Osmanlıspor'un da etkili pozisyonları olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten zevkli bir karşılaşma oluyor. Bir gözümüzde diğer tarafta Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında, orada da gol yok. Yani şu ana kadar saat 19'da başlayan maçların hiçbirisinde gol sesi çıkmadı. Tanju Çolak, Muhittin Boşak, Gökhan Dinç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanju abi, Osmanlıspor iyi başladı maça, onu söyleyebiliriz. Kesinlikle iyi başladı, bir gerçek. Bir kere Osmanlıspor'da bugün farklı bir durum var. Üçüncü bölgede basan, orada pres yapan, Beşiktaş'ın rahat top almasını engelleyen ve presle mücadeleye devam eden ve gol arayan, gol isteyen durumda. Şu ana kadar Tolga'ya 2 veya 3 tane top geldi. Fakat bana göre Osmanlıspor kalecisi Ahmet'e daha top gelmedi, değmedi. Bu arada Kasımpaşa gol attı Tanju abi. Mersin İdman Yurdu karşısında 1-0 öne geçti. 20. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle. Sürpriz bir gelişme değil değil mi Haluk? Rakip Mersin İdman Yurdu olunca. Bu arada şimdi bizim puan durumumuzda Galatasaray 7. görünüyor bu puan durumuyla, ama Kasımpaşa'nın attığı golle Kasımpaşa 7. sıraya çıktı. Galatasaray 8. sıraya düştü. Çok yani şu anki skorlar sonrasında. Evet. Çok doğal. Ben Galatasaray maçına da birazcık baktım. Galatasaray da iyi mücadele ediyor. Gol atmak için uğraş veriyor ama orada bir Suat Aslanboğa diye bir hakem var. Çok kısa sürede 2 tane sarı kart. Bana göre ikisi de sarı kart değil. Birisi Selçuk ve biri Selçuk'a, biri Snyder'e. Hiç gerek yoktu. Hı. Gereksiz yere oyunu bence geriyor sevgili Suat Hocam. Şeyin kaçırdığı, Aksar Belediyesi'nin Rodel Lega ile kaçırdığı bir pozisyon var. Net bir pozisyon. Evet. Onu da söyleyeyim. Diğer maça gelince hangi maç vardı bir de? Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçı da ortada şu anda. Fenerbahçe'nin de pozisyonu yok. Gençlerbirliği iyi direniyor. Ama daha atak maçın olan başlarındayız. Taraf Fenerbahçe, onu evet, da söyleyebiliriz. İsteyen taraf Fenerbahçe. Muhittin Hocam, ağırlıklı olarak bugün Beşiktaş, Osmanlıspor ve Fenerbahçe Gençlerbirliği karşılaşmalarını masaya yatıralım. Tanju abi zaman zaman Galatasaray'a da bakıyor. Yani Kasımpaşa'yı da verelim, evet, goller oldukça verelim ama ağırlıklı olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşılaşmalarında olalım. Şimdi en önemlisi burada Beşiktaş'ın maçı. Çünkü olay olarak, haber olarak Beşiktaş yenilecek ki Fenerbahçe'nin galip gelmesiyle değer olsun. Yani bir puan bile Beşiktaş'ı iki haftada alacağı bir puan şampiyon yapıyor. Beşiktaş'ın
çok rahat olması gerekirken hafta içerisinde yaratılan bazı suni gündemler, kendi içinden ve dışından gelen bir bu doping olayıyla bir gerginlik oldu. TFF tarafından yaratılan, Beşiktaş'ın dışında olan bir olaydı bu. Bir de Fikret Orman'ın dün genel kurulda... Bu arada Beşiktaş kurulundu sevgili seyirciler. Atiba'nın, düzeltiyorum, Marcelo'nun attığı golle Beşiktaş 21. dakikada duran toptan golü buldu sevgili seyirciler. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Quaresma ceza sahasına topu kesti. Marcelo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş Osmanlıspor karşısında 1-0 öne geçti. Gerçekten büyük bir avantaj yakaladı Beşiktaş. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir gol buldu. Vodafone Arena stadında bir duran top organizasyonu, sağ kanattan Quaresma'nın ortası. Savunmaya rağmen Marcelo iyi yükseliyor. İyi de bir kafa vuruşu. Kaleci Ahmet'in bakışları arasında Quaresma top ağlara gitti. Gökhan. Top ağlara gitti ve Marcelo ile Beşiktaş 1-0 öne geçti. Tanju abi, Beşiktaş taraftarının 20 dakikadır beklediği gol geldi. Şimdi ilk gelen gol orta gol oldu. Yani burada tabii ki stoperlerin çok büyük hatası var. Özellikle Uğur ve Sukezala'nın. Önemli olan gol atmaktı. Beşiktaş'ı kutlamak lazım. Beşiktaş bu işe inanmış. Beşiktaş heyecanını, coşkusunu devam ettiriyor. Özellikle taraftarı inanmış. Ben biraz evvel sevgili Gökhan içeride de söyledi. Beşiktaş çarşıdaymış. Orada herkes bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulunuyor. İnançlarını ortaya koyuyor. Kutlamalara şimdiden başlamış maçtan önce. Yanlış mı söylüyorum? Doğru söylüyorsun. Sen bugün ilk defa totem yapmadın Gökhan. O da bizi şaşırttı, yanılttı. Ama artık yapmana sosyal gerek yok. Yani. Sabah başladı Tanju. Ben Twitter'da baktım. Sabah gördüm. Erken yine vakitte mi? Evet. Sosyal, ama Osman, yılın son Osmanlı Spor rahat kazanır diye. Hatta şeyde sosyal medyada Totem Dinç takmışlar ismini Gökhan'ın. Geç bile kalmışlar. Totem Dinç. Biz artık ona Totem diyorlar. Diyelim. Bir şey diyelim yani. Gökhan ismini kullanmayalım. Gerçekten. Gökhan Beşiktaş golü bulunca rahatladı. Çünkü biz nefes almada güçlük çekiyordu. Sevgili seyircilerimizle beraber değilken Osmanlıspor orta sahaya geçince Osmanlıspor gole çok yaklaştı diyordu. Şimdi Beşiktaş golü bulunca rahatladı. İşin latifesi bir tarafa. Gökhan bugün aramızdaki en heyecanlı isimlerden bir tanesi. Çok normal. Normal. Yani çok doğal. Sevdiği. Çünkü. Ama abi çok yani emek çocukluğundan verdi. Beri. Çok emek verdi bu takıma bu yani sene. Çocukluğundan beri ilk defa şampiyonluk görüyor. Uzun zaman oldu. Yayından önce güzel de bir espri yaptı. Sabri'nin oğlu benden fazla şampiyonluk gördü dedi. Doğru söyledi. O da takımını doğru seçseydi çocukken. Peki. Tanju bir de çok emek verdi ama bu sene bak. Ciddi şekilde Beşiktaş'ın şampiyonluğunda. Tabii totemleriyle çok çok büyük şey var. Ya gerek Fenerbahçe'yi engellemesi de gerek Beşiktaş yöneticilerine sesleniyorum. Burada Gökhan var. Bu akşam nereye gideceksiniz? Bu maç sonrası lütfen sevgili totem Gökhan'a haber verin. Totem üzülür. Ben size söyleyeyim, bu kadar totemle sizi bir yere getiren, şampiyonlukta büyük payı olan sevgili totem Gökhan kardeşimize sahip çıkın. Totem Dinç mi? Totem diyorlar. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Güzel söylemişsin. Bu arada Beşiktaş gol olur. Beşiktaş 2-0 öne geçti sevgili seyirciler. Yine Marcelo. Marcelo ceza sahası çizgisi üzerinde bomboş kaldı. Ayak içiyle kaleye yuvarladı ve topu ağlara gönderdi. Gerçekten Beşiktaş stoperi, ligin ikinci yarısında takıma katılan Marcelo'nun attığı iki golle Osmanlıspor karşısında 2-0 öne geçti. Artık Vodafone Arena'da sevgili seyirciler, şampiyonluk şarkıları artık yüksek sesle de söylenmeye başlandı. Çok ilginç. Gol pozisyonu olmadan Beşiktaş 2 tane gol buldu duran toptan. İlk 20 dakika gol pozisyonu yok Beşiktaş. Ama çok güzel ayak içi vurdu. Evet, muhteşem vurdu. Kalecinin beklemediği bir durumdaydı. Stopere de yakışmayan bir vuruş. Evet, vallahi çok güzel ayak içi Tanju abi. Bu iki gol Marcelo'nun 2 sene daha Beşiktaş'ta kalmasına sebep olacaktır. Bunu yazın. Bu iki gol çok değerli iki gol. Hiç beklenmedik. Yani peki. Goller şeyden bekleniyor. Gomez'den, Quaresma'dan, Sosa'dan, Gökhan Töre'den. Zaten Gökhan Töre de yok. Gökhan'a tam pas atıyordu. Marcelo golü yaptı. Gökhan şöyle bir daha pas at. Bitti mi? Şampiyon oldu mu Beşiktaş? Bitti. Bugün 2-0. Bitti. Nihayet söyleyebildi. Artık. Yalnız buradan dönerse. Buradan sana bak Gökhan'a bak. Tanju suratına bak. Helva gibi oldu bak. helva. Buradan dönmez. Helva. Hala dönecek korkusu var ama. Bu arada Beşiktaş 3. golü kovalıyor derken Osmanlıspor savunması son anda araya girdi sevgili seyirciler ama Beşiktaş yani 3'ü 4'ü bulabilecek şimdi bir Quaresma futbol şov, oynuyor. Quaresma şovu var bak görüyor musun? Evet abi şimdi artık oyuncular da çok rahatladılar. Yalnız arkadaşlar rakip Bursaspor değil mi? Osmanlıspor 3-0'dan. Tabii.
3-3 yaptı biliyorsun. Ama o rakibi Bursa Spor. Hocam 3-3 yaptı. 2-2 de yetiyor Beşiktaş'a. Çok o yüzden güzel diyorum. Bir vuruş var orada. Yani, yok, Beşiktaş'ın şampiyon bugün, olamaması için bugün. Penaltı atmış Mersel'le. Evet, ikinci vuruşta penaltı. Şu iki tane golden sonra gerçekten kalan, zor. Kalan 65 dakikada 3 gol yemesi lazım. Bir de bu takım 14 haftadır yenilmeyen bir takım. Evet. 8 galibiyeti yani önemli var, bir şey. 6 beraberliği var. Bu takıma da 2 tane gol atıyorsun. Yani 22 dakikada 2 gol atmak da önemli hocam. Yani 14 maçtır yenilmeyen bir Osmanlı Spor var. Evet. Bu gerçeği de gözden kaçırmayalım. Gökhan'ın helva gibi olmasındaki baş sebep de ikinci yarı Osmanlı Spor'un çok formda bir takım oluşu. Hala Beşiktaş'a güvenmeyip, hala o yürekliliği gösterip maç öncesi biz şampiyonunuz diye mi diyememesi dedi beni çok üzüyor. Hafta, der dedi ya. Hala böyle kalbi söyle, kalbi 192 şeyler var ya. Yüksek gerilim hatları vardır biliyor musun? Geçerken alttan ses duyarsın. Zıt zıt bravo. Evet. Biraz aynı maç öyle. Başlarken yanında evet. Sol tarafından ben sesler. Ben onu söylemek istiyorum hocam. Çıtır çıtır böyle yüksek gerilim hattı gibiydi. Ama şimdi diyorum ya helva oldu helva. Geçen hafta ben söyledim. Bu akşam gidiyor musun? Program ne? Ben bu akşam hiçbir yere gitmiyorum abi. Neden? Ben bu akşam gideceğim eve. Evden artık... Biz evi sormadı, sormadık. Gideceğim dedik. Yok abi hiçbir yere gitmeyeceğim. Ben nereye gideceğim? Ben şu pozisyona dikkat ediyorum. Marcelo'yu tebrik ediyorum. Muhteşem vuruş. Tabii. Ama iki tane de oyuncu var orada. İki tane stoper vurduruyorlar. Yalnız Oğuzhan'ın vuruşu da gidiyormuş ha. Yok. Kaleye kurtarırdı şey. Kaleye gider de Ahmet o tarafa doğru yattı. Şimdi maçın başında ben Mustafa Reşit Akşay'ı dinledim. Haluk. Evet. Beşiktaş şampiyonluğu hak etti. Buraya kadar gerçekten harika işler yaparak geldiler. %60-70 oranında bu maçın oranı favorisi Beşiktaş dedi. Ama biz Beşiktaş'ı zorlamak için oynayacağız. Ve zorlamaya çalışacağız dedi. Şu ana kadar ilk yani gole kadar o Osmanlı Spor'un oluşturduğu baskının sebebi de bu. Yani hiç zorlamadılar bana göre. Yok baskı kur. Baskı sadece dedim. Zorlama değil ama baskı. Sadece tepkiyi göstersinler. Etkiye tepki var artık. Tabii, yani özellikle, o da ikinci yarı 14 maçtır yenilmeyen tabii. Bir rakip. Gökhan'cığım. Ben şunu merak bu ediyorum. Bu arada Osmanlı kadık Spor... düzeltiyorum. Vodafone Arena'da sis çöktü şu anda. Bunun sebebi tabii yakılan meşaleler. Statta yani değil ama galiba. Yani şampiyonluğu kutlamaya başladılar. Statta bak şu statta şu an. Mı? Rüzgar ya. Hocam oradan esiyor. Stadın etrafı var ya ana baba günü gibi. Aman ceza ya. Almamak için her şeyi evet, söylesen. Evet sayın Totem Dinç. Turlarına da başladı İnan, ama Totem şunu aslında Beşiktaşların futbolcusunu düşünüyorsa yapmaması lazım. Top şu an havaya girdi. Boğuyorsun ya. Şu an orada var ya Tanju. Nefes alınmıyor. Hocam. Bırak havaya girdi takımın 3 yapsın 4 yapsın ya. Gordon Min döneminde 3 sene üstü şampiyon oldu ya Beşiktaş. Gökhan'la hesapladık, baktık da Gordon Min gittikten sonra yani o 3 sene üstte şampiyonluktan sonra bu Beşiktaş'ın 4. şampiyonluğu hocam. Yani 91-92'de gitti galiba değil mi Gordon Min? Son şampiyonluğu yani orada. Yani 93 doğumlu olan bir çocuk. Bugün 4. şampiyonluğunu görüyor. Bugün 4. şampiyonluğunu. Yani bir tane bir dakika. Yok tabii. Mu abi 105. Yok, 100. yılda var bir tane. Bir Daum'la var. Bu var. 95. Bir Mustafa Denizli ile var. Bir işte. De Daum'la var. Bak 95 100. Daum. 100. yılda Lucescu. Evet. 95'te geriye Daum. Git bak. Önce Daum'la. 95 Daum. Sonra Lucescu. 2003, sonra Mustafa Denizli. Sonra Denizli. Sonra bugün de Şenol Güneş. Yani dediği gibi Gökhan'ın 93 doğumlu bir Beşiktaşlı bugün zaten bir şey söyleyeyim mi? 93'lüler, 93'lüler zaten. Zaten kaç tane gördü? Hocam onu say hemen biraz zor sayarım. Hocam 93'lüler zaten tutmuyorlar ya, hocam. 9-10 vardır hocam. Tanju havalara bak. Bugün. 93 doğumlu bir Galatasaraylı kaç tane gördün? 10 sayamam diyor. Bak. Ben bilmiyorum yani. Bak, sayamam da, diyor. Bak. Sayayım istiyorsan. Çok kolay çünkü Galatasaray. Sayamazsan çok zor. Galatasaray bir seriye bağladığı zaman üst üste gidiyor. 4 sene üst üste var. 96-2000 arası. Bu son 4 yılda 3 şampiyonluk var. 7. Arada 2 tane var galiba. 9. Ben sadece 10 şunu söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım her 2 yılda bir Galatasaray şampiyonluğu görmüş. Fenerbahçe Başkanı olarak tarihe geçti. Öyle değil mi? Bak, bu arada geliyor. Beşiktaş 3. gole çok yaklaştı. Oo. Üst direkten döndü top. Beşiktaş 3. gole çok yaklaştı. Sosa'yla. Sosa'nın vuruşu üst direkten döndü sevgili seyirciler. Beşiktaş gerçekten çok net bir gol pozisyonu. Çaprazda kaleci Ahmet'le karşı karşıya kaldı Sosa. Çok sert vurdu. Üst direkten geri geldi top. Fenerbahçe maçı ne alemde ya? Üst direğin de altına çarpıyor. Fenerbahçe Hayır. maçı yani hangi artık, altına? Fenerbahçe maçının hiçbir önemi kalmadı Gökhan. Yani Gökhan da zaten onu şey olarak soruyor. Ya çizgiye çarpmış ya. Olabilir mi o top? Yok be tabii. Yok abi. Çok geri düştü ya. Bana böyle şeyler söylemiyor çünkü ben anlatmak durumundayım ya. Ama altta çarptı dedin de çok alttı. Yani direğin altına çarptı gibi. Hayır direğin altı dedi abi alt direk yani. Alt direğe direğin çarpsa direğin, o top o kadar uzağa gider böyle, mi? Tam yani gitmez doğru söylüyorsun da böyle sanki böyle alttan çarptı gibi geldi bana Tanju. Hem alttan hem üstten karışıktı. Ortaya karışık söylemiş. Yani çok net bir vuruş. Bu arada Beşiktaş yine çok etkili geliyor sevgili seyirciler ama bu kez Osmanlıspor savunması araya girdi. Artık aslında bugün
teknik taktikten çok atmosferi konuşmak lazım Tanju abi. Yani Beşiktaş taraftarı yaklaşık kapasite 41 bin miydi Gökhan? Bugün 41 bin değil, ben iddia ediyorum 45 bin. 50 bin kişi bile olabilir orada. 45 bin kişi var orada. Yani bak ben burada iddia ediyorum. Localar mesela 20 kişilikse 40 kişi var en az. Sağcılar, yancılar, solcular. Tabii var mı? Çok orada çok yancı vardır. Böyle arkadaşı, eşi, dostu giren. Bir çok kere da Beşiktaş TV'nin stüdyosu var mı burada Gökhan, stadı gören yok, bir yerde? Yok mu? Ne var mı? Beşiktaş TV'nin stüdyosu. Eskiden vardı değil mi orada stüdyo? Ama stadı görmüyordu zaten. Galatasaray stadında mesela Türk Telekom Arena stadında var bir tane. Yani var ama daha aktif değil. O şampiyonluk maçlarında nasıl biliyor musun? O aktif değilse var ama yani bir... Var bir yer var. Bir yer var. Yani ören varsa var. O yer doludur. Orası var ya bak. Aşağı yukarı 20 kişilikse 40 kişi vardır orada bugün. Tabii bu akşam... Ya şöyle söyleyeyim. Stadyum, ben mesela güne, en ağır yükü taşıyor şu anda. Ben güne Maçka Parkı'yla başladım. Maçka Parkı'nda hani babanın İstanbul'da... Bu arada Fenerbahçe gole yaklaştı sebebiyle. Sevgili seyirciler. Vuruş... Asfalt Lavut'a gidiyor Robin Van Persie. Dolayısıyla Maçka Parkı'nda 7'den 70'e herkes, çoluk çocuk, torun tombalak herkes Beşiktaş forması, siyah beyaz ne varsa evinde bulmuş, çıkartmış, gelmiş. Nişantaşı ve çevresinde yoğun bir kalabalık oluşturmuştu. Ardından Beşiktaş çarşı içine bir ineyim dedim. Hani Allah'tan motor var, arabayla gitsen 3 saatte gidemezsin Nişantaşı'ndan oraya. Bu arada Fenerbahçe'nin pozisyonu var diye. Yaklaştı evet, ben takip ediyorum. Tamam. Beşiktaş çarşı içerisinde bildiğiniz hani bir bayram havası vardı, bir festival havası vardı. Ya maç oynanmamış, ya şey maç oynanmış ve bitmiş gibi bir hava vardı Beşiktaş taraftarında. Ve uzun zamandır da kazanılmamış, yani şampiyonluk yaşamamış olmanın verdiği bir açlık da var. Maçtan sonra ki ben Beşiktaş yönetimiyle görüştüm, bu maçtan sonra çok fazla böyle muhteşem bir gösteri, evet ufak tefek şeyler hazırlamışlar, muhteşem bir gösteri olmayacak. Konya Spor maçını, eğer Beşiktaş bugün şampiyon olarak bu maçı bitirirse, Konya Spor maçını salı günü oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuru yapacak. İstanbul'da olma şeyi var mı? Onun için de ben Konya Spor Kulübü'yle anlaştığını biliyorum ama Türkiye Futbol Federasyonu daha önceki yıllarda Galatasaray'a Rize maçı izin vermediğinden dolayı bu maçı kesinlikle Konya'da oynayacağını söyleyebilirim ben şimdiden. Niye ya, ne var? O izin vermedi diye o hayır, devam mı edecek? Ver kardeşim ne olur. Şey yok, hiçbir şey yoktu. Bir iddiası olur hiçbir yani şey, UEFA kupasına kalma yok, falan gibi. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Geçen hafta dedik ki kupa gelsin verilsin dedik. Ne oldu? Hocam, ne oldu şimdi gündem şu maçı oluşturmuyorduk dedik ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Tüm Türkiye... Ya günlerce bizim bu programdan sonra onu konuştu biliyorsun. Ama çok yanlış bir şeydi. Ben doğru, yanlış mı? Skor ortada ya. Ne abi, olur getirse buraya şimdi. Hayır, şimdi o başka bir şey abi. Ya gelsin ne olur. Şimdi bu saatte gelsin. Gerçi bugün ben evde çıkmadan önce Anderlecht maçını seyrediyordum. Kulüp Brugge Anderlecht maçını. Kulüp Brugge şampiyon oldu bugün. Evet. Kupa oradaydı. Ne oldu? Yani bugün Anderlecht kazandı. Yani biz ilk defa kendi kendimize düşünüp güzel şeyleri yapsak ne olur? Şimdi biraz evvel dedi ki sevgili Gökhan kardeş. İşte Galatasaray'ın Rize'deki maçında, Rize Spor'a Galatasaray maçında izin verilmemiş İstanbul'da oynanmadığı için. Ya ne yapalım verilmediyse? Bu böyle hayat boyu böyle mi devam edecek? Bu sefer verin, yanlışı düzeltin be kardeşim. Ama hocam ya, şimdi bak, ona vermedi, şimdi öbürü başlıyor. Bu arada Osman Spor gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya Tolga son anda topu oynadı sevgili seyirciler. Osmanlı Spor çok net, %100 bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Bir başka deyişle Tolga bu pozisyonda açıyı daralttı ve son derece başarılı bir kurtarış yaptı. %100 bir gol pozisyonu. Tancam çok etkili geldi Osmanlı Spor. Beşiktaş pozisyonsuz iki gol. Şimdi ben nasıl geldiğini görmedim çünkü diğer tarafta Fenerbahçe maçına bakıyordum ama topu kaleci Tolga harikulade kurtardı. Bir kere kaçmadı pozisyon. Tolga zamanlaması çok muhteşemdi. Tolga'nın zamanlaması çok iyiydi. Futbolcunun da burada bir sen golcü olarak soruyorum. Kabiliyetsizliği yok mu? Böyle kapalı tarafa gitti. Geçmesi üstüne lazım üstüne hocam. Gitti. Gerekirse geçebilirdi. Ama üstüne üstüne gitti. Bak, şimdi tam net görmedim hocam. Yani hani senin tabirin var ya, bir kere daha izleyeyim diyorsun ya. Evet, bravo. Ben çünkü alttakine baktığım için yukarıyı görmedim. Pozisyon, burada Beşiktaş savunmasında müthiş hatası var yani. Bak, bu arada sanırım Kasımpaşa ikinci golü buldu. Bakamadık hocam. Ben Kasımpaşa'nın golünü de sevgili seyircilerimize söyleyeyim. İlbey beni uyardı. Kasımpaşa 36. dakikada ikinci golü buldu. Tanju abi senin dediğin gibi eğer geçtiğimiz sezonlarda vermeyip bu sezonda verseydi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören eski Beşiktaş eski başkanı olduğu için Beşiktaş'a yapılmış bir jest olarak görünürdü. Olsun be kardeşim. Ama olmuyor abi ya işte. Niye olmasın? Ya bak şimdi. Tanju abi bak o ne zaman olur biliyor musun? Peki mesela bak. Ya, bugün Fener ya. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Yaşamayacak bugün Beşiktaş şampiyon böyle devam edeceğiz. Abi çok pardon. Böyle mi olacak? Çok olmayacak. Değiştirelim tabii. Abi. Ama istiyorum ben de ama değişmez. Buna hazır değiliz.
Beşiktaş bugün şampiyon oldu. Ben olsam bak yemin ediyorum abi, federasyon başkanı ben olsam vallahi ben bugün stada o kupayı götürürdüm. Kim ne derse desin. Bak bunu ilk Fenerbahçe'ye yapsa Tanju, Galatasaray'a yapsa olur da Beşiktaş'a yaptığı zaman ben Gökhan'a katılıyorum. Şimdi, bir sürü dedikodu yapacaklar. Abi, ne zaman yapsınlar hocam. Ne zaman hocam, olur biliyor musun? Hocam yapsınlar ne olur. Bu memlekette dedikodu ilk defa mı oluyor? Ya, her zaman oluyor. Tanju, sorun ne oluyor? Çözülüyor şimdi mu? Bir dakika şey kurulu, doping kurulu şeye gidiyor. Aziz Yıldırım yolladı diyorlar. Burada kupayı şimdi, veriyorsun kendi takımı diyorlar yani. Şimdi, desinler hocam. İzninizle işte, ben vallahi bağlı. Desinler. Bak ben yemin ediyorum. Futbol Federasyonu Başkanı olsam bu akşam o kupa oradaydı. Sen, sen götürürsün. Kimseye tınlamazdı. Sen götürürsün ama o Beşiktaş Başkanı olduğu için eski ondan korkuyor. Hocam değiştirelim. Niye korkuyor? Görevden korkuyor, mi alacaklar? Korkaklıktan değil abi. Niye korksun götürmek ise yani. Hani, ya, kamuoyundan gelecek hani, tepkilerden korkuyor. Çekiniyor yani hani gerek yok. Korkmadan kastı mı? Yani. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün bu akşam Euroleague'de Fenerbahçe final oynuyor değil mi? Fenerbahçe Euroleague finalinde başarılar diliyorum bu arada Fenerbahçe'ye. Gerçekten yürekten. O kadar çok istiyorum ki Fenerbahçe'nin. Çünkü Galatasaray UEFA Kupası diyelim, futbolun UEFA Kupası diyelim. UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Bu akşam da Şampiyonlar Ligi Kupası'nı neden Fenerbahçe'miz Türkiye'ye getirmesin? Onlara sonsuz başarılar diliyoruz. Türk basketbol tarihi açısından çok önemli. Çok yani önemli bir maç. Bir şimdi, takımımız Final Four'da final oynuyor. Ve en büyük kupa. Tanju abi yazıyorlar. Evet. Şöyle şunu düşünün Muhittin abi. Bak Tanju bak. Burada Rusya bir beceriksizlik var. Ama çok iyi kapatmış bak. Kapattı bak. Da bak şimdi bak, bekledi o bak. Burada yapacağı bir iş vardı geçecekti. Geçecek çalım atacak. Çalım atacaktı hocam. Bir beceriksizlik hocam, var. Hocam vurur gibi yapıp ayağının içiyle çek, kepçeleyecek. En kötü ne yapacak sana? Penaltı yaptırır. Hocam kepçeleyip geçecekti. Tabii. Kimse de yok yanında. Ama şu bir gerçek Gökhan. Artık Türkiye'de her şey değişiyor. Nasıl Cumhurbaşkanımız masaya yumruğu vuruyor. O yetkiyi almış. Kimden almış? Milletten almış. Milletin verdiği yetkiyi nasıl kullanıyor? Bu arada Fenerbahçe golü buldu sevgili aslanlar seyirciler. Gibi. Robin van Persie 38. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Robin van Persie. Bu arada Pereira da biraz geç kaldı değil dakika. Mi? Çift santraforla oynuyor. Tren kaçtıktan sonra. Ben az önce, ama az önce başka konular yaptım. Girdi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Neden hazır değiliz biliyor musun abi? Şu an Euroleague kupasını Fenerbahçe kazandı diyelim bu akşam. Beşiktaş da bugün şampiyon oldu. İki grup karşı karşıya gelse Beşiktaşlılar Fenerbahçelileri alkışlar mı? Ya da Fenerbahçeliler futbol takımının göstermiş olduğu başarı dolayısıyla Beşiktaş taraftar grubunu alkışlar mı? Yok, alkışlamaz. Onu beklemiyorum. İşte ama onu bak, beklemiyorum. O ayrı, Avrupa'da, o ayrı örnek bak, değil abi. Bir Avrupa'da başarı getiriyor abi. Abi o da Avrupa'da, yarın kutlar ve akşam kutlar. Getiriyor. Kutlasın abi. İkisi de kutlayacak. Sen bak, bu akşam kutlamayacak mısın? Ayrı bir şey. Bu burada rakibi. Beşiktaş kutlamayacak mı? Yani şampiyonluğa gitmiş sonuna kadar. Sevgili arkadaşlar. Keşke olsa ama yok abi. Öyle abi, bir ona hazır değiliz desteği, yani. Milletin desteği önemli. Demek ki Sayın abi, Başkanım. Türkiye Futbol Federasyonu. Futbol başkanı, Federasyonu. Millet mi seçiyor abi? Abi takım seçiyor işte. Takımların millet desteği, seçiyor. Millet takımların desteği yok mu? Ya, takımlarda kimler var abi? Millet yok mu takımlarda? Takımda, uzaydan mı geldi bu takım? Takım dediğin sen. Ya birisi Cumhurbaşkanlığı seçimi abi. Birisi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimi. Kim yetki veriyor? Beşiktaş etkili gelmeye kim çalışıyor. Kim o işaret ediyor onu? Burada foul vermiyor. Vermedi. Oğuzhan yerde kaldı. Kime diyor işaret ediyor? Sosa ya Oğuzhan. Kim istiyordu orada duruyor? Bana da foul gibi geldi ama. Gökhan. Yani hani sonuç itibariyle seçen varyasyon şey, delege varyasyon. Abi, yani. O insan değil şey. Mi onlar abi? Ya insan da. İnsanlar karar veriyor da bu işe. Bu arada sıralamada neden Galatasaray yok diyen izleyicilerimiz var. Onu şöyle açıklayalım. Galatasaray 8. sırada şu anda. Bu arada Fenerbahçe 2. gole çok yaklaştı. Volkan Şen arka direkte. Fernando dokunamadı topa. Çok net bir gol pozisyonuydu. Kendisi zaten düşüyormuş. Yapmış. Zaten düşüyormuş. Zaten düşüyor, kendi ayağını takıyor. Çok hocam Fenerbahçe'nin pozisyonunu gördünüz mü? Göremediniz. Yok. Arka direkte bomboş. Volkan Şen çok net geldi. Şu anda tekrarını görebilirsiniz. Volkan Şen geliyor. Biraz sert kesmiş. Daha yumuşak kesse. Evet. Top daha yumuşak diyor. Kesemez. Top geçmez. Çok doğru şey yapmış. Aslında çok da şey değil. Çok sert biraz kesmemiş. Biraz kavisi mi fazla vermiş öne doğru? Aynen. Biraz daha geriye doğru atması lazım. Uzun böyle çevirmesi lazım. Futbolcusunun kendi arkadaşının uzağına doğru gitmiş top. Aslında kesin çok doğru. Aksak da yumuşak gitmiş. Kesse kaleci alacak. Evet. Araya kesmiş. Yani. Şimdi az önce bir açıklama yapıyordum. Galatasaray neden yok sıralamada diyorlar. Galatasaray şu anki oynanan maç skorlarına göre ligin 8.'si. Bu sebeple yok. Onu söyleyelim. Yani bizim grafiğimizde 8. sıraya sığmadı sanıyorum herhalde değil mi İlbey? Doğru mu söylüyorum? Yedili yap. Yani yedili hazırlandığı için şu anda Kasımpaşa 7. sırada. Galatasaray 8. sırada. Bu sebeple yani Galatasaray orada yok. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe ile ilgili Beşiktaş'ı bekleyen büyük bir tehlike var.
Onu da ondan da bahsetmek istiyorum. Fikret Orman'ın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın kongrede kongre üyesine atmış olduğu tokat Beşiktaş'ta yani çok fazla konuşulmuyor. Çünkü hani şampiyonluk oldu, hani şampiyonluk geldi, stat bitti, bir şey konuşulmuyor ama Beşiktaş Kulübü Başkanı hiçbir suret altında ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, o kongre üyeleri seninle ilgili ne söylerse söylesin asla ve asla şiddete başvuracak bir kişi olmamalı. Fikret Orman tabii ki büyük bir gerginlik içerisinde olabilir ama Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın kendisini dizginlemesi ve... Bu arada Beşiktaş etkili geldi, kaleci Ahmet çıktı, yanlış çıktı. Quaresma'nın vuruşu son anda savunma topu kornere gönderdi. Trivela ile vurdu diyelim de. Efendim? Trivela yaptı. Yani Quaresma'nın çok etkili vurduğu bir... Dışla mı vurdu? Bak. Aa şey vurdu. Trivela işte. Trivela değil bu. Yok Trivela. Buna başka bir şey diyorlar. Ne diyor? Ne diyorlar? Ya ben onu Beşiktaş... Ben onu sormuştum. Bacaklarım çapraz doğmuş diyor. Ya çapraz çıkmışım ben. Çok zor pozisyonda nasıl vurdu topu? Çok zor pozisyonda inanılmaz bir şut çıkardı. Fevkalade vurdu. Ya bunları hep yapıyor. Rovena mı? Evet, bu arada, Türkçesi makas diyelim hocam, arkadaşlar. Hocam ilginç bir pozisyon var Fenerbahçe. Gençler Birliği oyuncusu yerde kaldı. Yani Gökhan Gönül'le ikili mücadele. Bir penaltı beklentisi var ama karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy devam ettirdi pozisyonu. Bir bakarsanız siz oraya hocam. Biz Beşiktaş maçına odaklanalım. İşte pozisyon bu. Landel, Volkan Şen. Hocam %100 penaltı. Penaltının babası. %100 penaltı be. Yani arkadan, penaltının babası. Hocam arkadan geliyor resmen direkt sırtından itiyor. Hakem kimdi Fenerbahçe maçında? %100 penaltı. Alper hocam? Ulusoy. Alper Ulusoy. Alper Ulusoy mu? Alper Ulusoy mu? Nevzat Eşbitnel değil, onu bıraktırdılar. Aynısının daha beterini Fenerbahçe maçıydı. Alper Ulusoy mu? Alper Ulusoy gene Fenerbahçe maçıydı. Alper Ulusoy mu? İlginç ya. Hani bitmemiş miydi onun hakemliği? Yok. Ha? Onu bitiremediler. Onu bitiremedi. Neden bitiremedi biliyor musun? Fenerbahçe lehine. O ben öyle demeyeyim de. Ya şunu nasıl görmezsin? Bünyamin Gezer. Allah aşkına şunu görmemez. Nasıl görmezsin? Volkan Şen. Bunu görmedi değil ya. Allah aşkına. Haluk, hani direkt diyor bolcuya geliyor bu, ya. Simsiyah bu bembeyaz penaltı bu. Yani bu resmen simsiyah, arkadan bembeyaz. Önden giden oyuncuya sırtından böyle. Sonra da diyorsun ki sevgili Alper hocam ben bu işi biliyorum. Sen bu işi bilmiyorsun hocam. Göremiyorsun hocam. Önce sen bir göz doktoruna git. Lütfen göz doktoruna git hocam. Bu kadar net. Yani grili de yok. Resmen Volkan Şen arkadan geliyor, itiyor ya. Her şeyini bozuyor futbolcunun. Top Gençler Birliği'yle oyuncu da. Sen buna nasıl penaltı vermeyeceksin de hangine vereceksin onu merak ediyorum. Adam bir puan alsa para alacak ya bir kere. Kulübü para alacak. Belki 2-1'i bulacak. Biliyorsun 3 puana, 1 puana hepsine para var ya. Tabii. Hele deplasmanda. Yazık. Atın şeye ne? Dikkat ettiniz mi? Kimse bu arada Gençler Birliği yetkili geliyor hocam. Quaresma'nın vuruşunda Osmanlı Sporlu oyuncunun ne yaptığına? Evet eliyle Tanju çalmaya top çalıştı. Şeyde çıkartmaya çalıştı. Çıkartmaya çalıştı ama top da dışarı çıkıyor bak. Top da dışarı çıkıyor. Değdi mi sence hocam? Yok değmedi. Değseydi ne olurdu? Kasımpaşa 3-0 öne geçti. He? Değseydi ne olurdu? Penaltı olurdu hocam. Penaltı bir de. Ne kırmızı güzel atmış Kasımpaşa'ya. Kırmızı olmaz. Top dışarı çıkacağı için kırmızı olmaz. Ama onu düşünmeyecek bir hakem kırmızıyı verirdi hocam. Yok. Dışarı çıkıyorsa Alper hocam bu verirdi. Pardon Alper demişim. Yok Cüneyt yemez hocam. Yemez mi hocam? Yok Cüneyt yemez onu. Pardon. Yalnız şu Vodafone Arena stadında yapımında emeği kimin varsa hepsine helal olsun. Muhteşem bir stat ya. Bu arada Fenerbahçe Volkan Şen'le etkili gelmeye çalışıyor. Volkan Şen ama topla beraber avuta kadar gitti. Bu arada Beşiktaş maçında da Quaresma'nın ufak sakatlığı vardı. O tedavi görüyor şu anda dışarıda. Bunun da bir kanama vardı. Onu bu da hatırlatmasını. Ben yine dünkü gibi hangi maça bakacağımızı şaşırdım. Bir Beşiktaş maçı bende. Sen rahat ol ya. Ben diyorsun Beşiktaş maçından gözümü ayıramıyorum. Artık yok, evet. Aşağı bakmaya gerek yok ki. Sen yani. Kasımpaşa maçını seyret ya. Ben yok ben Kasımpaşa maçına baktım hocam orada. Kasımpaşa dersini anlatsan. Ben Kasımpaşa maçına baktım. Quaresma sakattı ya o yüzden. Ya zaten şampiyonu mu izlemek önemli yoksa diğerlerini mi yani? Hani sonuç itibariyle şampiyon olmuş bir takım var orada. Bu arada Galatasaray-Eksar maçında henüz gol yok. O maç ne oldu esas? Evet. O maçta Galatasaray 5. şansı var mı? Suat Hoca istediği gibi çalıyor, istediği gibi oynuyor. Fenerbahçe maçının ilk 45 dakikasında 1 dakika eklendi. Tanju abi Galatasaray'ın 5. şansı var değil mi? Var. Burada yenecek. Haftaya oynayacağı maçı da yenmesi lazım. Osmanlı da kaybedecek. Bu arada tabii bu arada Kasımpaşa... Osmanlı kaybedecek diyorsunuz da yani şimdi Kasımpaşa 47. Akhisar bugün yenerse Galatasaray'ı 47 puanda yani Galatasaray Akhisar'ı da yakalayamıyor olur ki. Galatasaray'ın şu anda kaç puanı var? 45. 46 oldu şu an. 46 oldu. Yani bugün
Akhisar Galatasaray'ı yenerse bitiyor Galatasaray'ın şansı. Galatasaray 5. olma şansı kaldı. Beşiktaş maçına 2 dakika eklendi bu arada. Onu da hatırlatalım. Burada da bir şey var. Hocam bir bakar mısınız Fenerbahçe maçına? İtiraz vardı da. Şenol Güneş bak Quaresma rakibini kovalıyorken Şenol Güneş'i bu arada penaltı verdi. Galatasaray penaltı atıyor. Suat Aslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Uzatma dakikalarının hangisine da son... Hangisine bakacağımızı şaşırdık. Yani bir dakika uzatmıştı Suat Aslanboğa. 46 küsürde penaltı noktasını gösterdi. Bir elle oynama kararı verdi yanılmıyorsam hocam. Bu arada Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikası sona erdi. Fenerbahçe 1-0 üstün. Van Persie'nin 38. dakikada attığı golle Fenerbahçe 1-0 önde girdi soyunma odasına. Beşiktaş maçında 2 dakikalık bir uzatma. Yasin ceza sahasının içine orta. Hocam orada buradan görünmüyor. Bir şey. Yok bir şey. Görünüyor mu? Ya o kadar sert vuruyor ki yani el açık değil zaten yani. Göğsüne çarptı diyor. Ayıp be abi. Vallahi acaba, ayıp ya. Bilmiyorum kale arkası mı şey yaptırdı. Hocam el zaten önün vücudun önünde. Çok sert bir de top ya. Hayır bir de önünde vücudun el. Ne yapacak bu abi bu adam bu eli ya? Bu arada Kasımpaşa maçında 45 dakika sona erdi. Allah Allah ya. Şimdi Galatasaray bu golü atarsa penaltı golünü tablo biraz değişecek şeydeki. Bir anda Galatasaray 6. sıraya yükselecek. Niye? Yani, evet. 48 olacak puanı. 48 olacak. Yani Osmanlıspor'da yani bugün kaybediyor. Bu arada Selçuk kullanıyor Galatasaray'da penaltıyı. Selçuk, İnan topun başına vuruş. Top ağlara gidiyor ve Galatasaray 1-0 öne geçti. İlk 45 dakikanın son saniyelerinde Selçuk, İnan'ın attığı golle. Büyük sevinç var Galatasaray'da. 45 artıda. Bir aradan sonra Galatasaray deplasmanda. Puan durumu güncellendi. Sevgili seyircilerimize hemen onu iletelim. Maçlar ortaya bu şekilde, çıktı tekrar. Maçlar bu şekilde biterse Beşiktaş 79 puanla bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ediyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe ikinci sırada kalıyor 73 puanla ve Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamaya hak kazanıyor. Torku Konyaspor ve Medipol Başakşehir direkt Avrupa'ya gitme hakkı kazanan takımlar, onlar artık garantilediler. Bu arada devre sadece, oldu Beşiktaş maçından. Evet, Beşiktaş maçında da devre oldu. Sadece eğer lig beşincisi Galatasaray olursa, Galatasaray Türkiye Kupası finalinde kaybederse, Galatasaray lig beşincisi olarak Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazanıyor. Ancak gidemediği için peki Osmanlıspor gidiyor. Osmanlıspor haftaya kimle oynuyor? Osmanlıspor haftaya ona bakarız Tanju abi. Şimdi bu şu ama avantaj Osmanlı Spor'da. Kendi sahasında oynayacağı maçı yenerse Akhisar'la oynuyormuş Osmanlı Spor. Yani. Kendi sahasında. Ne olacak? Osmanlı Spor yenerse zaten şey yok. Direkt gidiyor. Direkt o zaman Galatasaray'ın hiç şansı olmuyor. Galatasaray'ın şansı şöyle oluyor. Galatasaray'ın tek şansı kupayı kazanmak oluyor. Türkiye Kupası'na alırsa Galatasaray gidiyor. Ama şöyle de bir durum var Tanju abi. Osmanlı Spor ligi 6. bitiren takım. Galatasaray 5. bitirse bile Galatasaray önümüzdeki yıl Avrupa Kupalarına katılamayacağı için cezası sebebiyle ondan sonra yani 5. değil 6. takım Avrupa Kupalarına temsil katılmaya edecek. Hak kazanacak. Evet. Yani onu da sevgili seyircilerimize söyleyelim. İlk 45 dakikalar sona erdi sevgili seyirciler. Gözler Beşiktaş-Osmanlıspor karşılaşmasındaydı. 21. dakikada Marcelo, 24. dakikada yine Marcelo ile Beşiktaş ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı. Beşiktaş'ın bugün yenilmesini bekleyen Fenerbahçe kendi evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. 38. dakikada Robin van Persie ile 1-0 öne geçmişti Fenerbahçe ve ilk 45 dakika bu golle 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edip cezasını bu sezon çekmek isteyen Galatasaray, Akhisar deplasmanında 45 artı da uzatma dakikalarında Selçuk İnan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı karşılaşmanın ilk 45 dakikasını. Ve Kasımpaşa kendi evinde küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Mersin İdman Yurdu'nu 3-0'la ilk 45 dakikada çok net bir skoru elde etti. Yani bu karşılaşmada daha fazla gollerin de olması muhtemel diyebiliriz. Çok kısa Tanju abi bir dakikamız var reklama gitmeden. Sizle değerlendirelim o bir dakikayı. Beşiktaş'ın şampiyon oldu. Beklediğim bir sonuç bana göre Beşiktaş'ın karşısında bu moral... bu futbolla kimse durabileceğini düşünmüyorum. Maç öncesinde öyleydim. Yaklaşık 6-7 haftadır da buradan söylüyoruz. Beşiktaş'ın bu futbolu, bu düşünce tarzı, 3. bölgedeki sürati, Gomez'in formda oluşu, yani aklınızdaki Oğuzhan'ın, Atiba'nın. O yüzden iyi gidiyor. Şampiyonluklar hayırlı olsun.
Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Sevgili seyirciler, kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından maçların ilk 45 dakikalarını Tanju Çolak, Muhittin Boşalt ve Gökhan Dinç'le değerlendirmeye devam edeceğiz. Kısa bir ara, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. 33. haftaya şampiyonluğun mutlak favorisi olarak çıkan Beşiktaş kendi evinde ilk 45 dakikada Vodafone Arena'da Osmanlıspor'u Marcelo'nun attığı 2 golle 2-0 önde tamamladı ilk 45 dakikayı. Hemen Vodafone Arena stadına uzanıyoruz. Atmosferi 24 program koordinatörü Altu Demirel'den alacağız. Altu, Beşiktaş tribünleri şampiyonluk şarkılarını söylüyor herhalde, değil mi? Ama Beşiktaş'ın 14. şampiyonluğu hayırlı olsun diyebiliriz artık. Evet, dediğin gibi. Beklemeyelim mi diyorsun Altu? Yok, bekleyelim ama Beşiktaş bu futboluyla, yani maalesef Osmanlıspor, maalesef demeyelim ama hiçbir güç sarf edemiyor. Beşiktaş çok güçlü bir futboluyla Osmanlıspor önde, 2-0 önde. Dolayısıyla artık Beşiktaş'ın şampiyonluğu hayırlı olsun diyebiliriz. Tribünler çok coşkulu, dediğin gibi şampiyonluk şarkıları söylüyorlar. Bir son bir 45 dakika kaldı. Takımlar yavaş yavaş sahaya çıkıyor. Buyur. Bir ara biz yayında böyle bir meşaledin dumanından herhalde bir sahayı sis kapladı. Biz tabii evet, o meşaleyi göremedik. Meşale mi yakıldı tribünde? Meşale yakıldı, evet. Anonslarla da bunu söndürülmesi istendi. Taraftar da bunu söndürdü ama dumanı sahayı kapladı, evet. Peki Altun, sen aynen, şimdi maça giderken senin hep bir tarzın var ya, biraz onu istiyorum. Neyi yaşadın bir taraftar olarak? Yani gazeteciliği bir kenara bırakırsak, bir taraftar olarak neler gördün stada girişte, öncesinde, maç öncesinde, gol sırasında? Beşiktaş tarafta biraz tribünü anlatmanı rica ediyorum. Çünkü biz yeşil sahayı buradan çok net bir şekilde gördük ilk 45 dakikada. Haluk, geçen hafta Galatasaray galibiyeti, arkasından Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında mağlup olmasıyla beraber zaten taraftar şampiyonluk kutlamalarına başlamıştı. Bu güzel İstanbul havasında taraftar sabah saatlerinden itibaren Beşiktaş civarında, özellikle çarşıda zaten şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Eğer bu taraftarı Beşiktaş sezon boyunca devam ettirebilirse tribünde, Beşiktaş karşısında Vodafone Arena da rakip takımlar çok zorlanır. Hakikaten Beşiktaş taraftarı çok farklı. Çok az gördüğümüz, Avrupa'da bile örneği az olan bir taraftara sahip. Saat şöyle söyleyeyim, 10-10.30-11 civarlarında Beşiktaş civarında şampiyonluk kutlamaları zaten başlamıştı. İlk yarıda atılan bu iki gol bunu perçinlemiş oldu. Şu anda tribünler de inanılmaz bir şekilde şampiyonluk kutlamalarına eşlik ediyor. Herkes tek bir ağızdan Beşiktaş marşları söylüyor. Burada şampiyonluk kutlamaları çoktan başladı diyebiliriz. Geçen hafta zaten Nevzat Demir tesislerinde Çekmeköy civarında başlamıştı bu. Pazar ve pazartesi günü. Bugün de bu devam ediyor. Trafiği çektiği için Altu birebir yaşadı onu. Altu, şimdi ben bizim önümüzde burada bir sürü ekran var. Yani her maçı saniye saniye sevgili seyircilerimize yaşatmaya çalışıyoruz. Benim karşımda iki ekran var. Üste Beşiktaş Vodafone Arena stadını görüyorum. Altta Kadıköy Şükrü Saracoğlu stadını görüyorum. Yani aslında biz geçen hafta burada Beşiktaş kazanınca, Galatasaray'ı yenince, arkasından Başakşehir, Fenerbahçe'yi yenince Beşiktaş'ın artık şampiyonluğunu resmi olarak ilan etmesini bekliyoruz dedik. Zaten bugün iki tribüne baktığımız zaman, yani maç öncesinde de iki takım taraftarı da zaten resmi olarak ilan etmiş. Bomboş bir Kadıköy görüyoruz. Onlar çünkü Fenerbahçe bugünkü maçtan, gençler bir Euroleague maçını bekliyor, evet, Fenerbahçe. Evet, saat 21'de oynanacak Euroleague finalini bekliyorlar. CSKA ile oynayacaklar. Onlara da laf oraya gelmişken bir kez daha başarılar dileyelim. Çünkü Türk spor tarihi açısından çok önemli bir durum bu. İlk kez bir takımımız Euroleague'de final oynuyor. Çok önemli bir gelişme. Umarız bu finalde, evet, Obradovic ve oyuncular Sarı Lacivertli camianın yüzünü güldürür, tüm Türkiye'nin yüzünü güldürür. Oradan da kupa bekliyoruz. Bir şey söylemek istiyorum. Spor adına şunu söyleyebilirim. Bugün bir tweet attım. Şunu söyledim. Yer siyah, gök beyaz. Sağım sarı, solum lacivert. Üstümde turuncu, sarı kırmızı karması diye. Beşiktaş bugün lig şampiyonluğunu ilan edecek gözüküyor. İnşallah Fenerbahçe Euro Lig'de şampiyon olacak. Galatasaray Euro Cup'ta şampiyon oldu.
3 takımımız da büyük işler başardı. Dolayısıyla bu Türk sporu adına çok önemli gelişmeler. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda bunun devamı da gelir. Şunu da unutmamak lazım. Eğer Fenerbahçe bugün Euroleague şampiyonunda olursa Avrupa Şampiyonası'nda basketbolda en büyük iki kupayı da kazanmış olacak. Tek iki kupayı diyeyim. İki takımımız da kazanmış olacak. Bu da Türk sporu adına çok büyük, çok güzel gelişmeler. Hayırlı olsun diyorum hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye hem inşallah Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a. Bunlar sevindirici şeyler hepimiz adına. Gökhan Dinç'in bir sorusu var. Soru sanıyorum. Değil de bir beklenti, daha doğrusu hani bir yönlendirme diyeyim. Maç biter bitmez ya da bitmeden 15 dakika önce ya da 10 dakika önce çıkma stat'tan bence altı. Çünkü orada güzel bir şölen olacak. Yönetimden aldığım bilgiler o yönde. Zaten futbolu seven bir insansın. Onu da izlemek isteyeceksiniz onu diye. Onu zaten hem izleyecek hem de bize tabii ki, tabii Allah ki. Nasip ederse aktaracak Gökhan. Tamam, yani orada mi? Neler peki. Yaşandığını peki. Maçın bitiştiğiyle birlikte peki. Hem Yaşar Temel 24 Spor Servisi'nden arkadaşımız canlı yayın ekibi olarak orada. Hem de Altuğ stadın içinde yaşanan tüm gelişmeleri bizle paylaşacak. Aynen. Altuğ çok teşekkür ediyoruz. Maç sonunda yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Kolay gelsin, iyi eğlenceler diliyoruz teşekkür sana. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize şunu da aktaralım. Saat 21'de itibaren Euroleague Fenerbahçe'nin maçında skoru anında izleyicilerimize ulaştıracağız. Bunu da biz basketbolun anlık skorunu yapacağız. Ona da biz biraz buradan anlık skor yapacağız. Yani aşağı yukarı 22'ye kadar yayındayız. Evet. Tahmin ediyorum ilk iki çeyreği yani ilk devreye kadar olan bölümü izleyicilerimize paylaşacağız. İnşallah o da senin söylediğin gibi olur ve Fenerbahçe bugün Euroleague'de çok önemli bir başarıya, kupaya uzanır. Hepimizin temennisi o. Çok teşekkür ediyoruz Altuğ. İnşallah iyi yayınlar. Bu arada Fenerbahçe karşılaşması başlamak üzere. Tanju abi ne oldu? Tanju abi ne bileyim, futbol. Hocam öyle güzel gülüyor ki bir anlam veremedim. Niye hocam? Futbolsa futbol, basketbolsa hayır, basketbol, her şeyin anlık skorunu yapacağız. Anlık skor yapacağız deyince. Aa Altuğ sen var ya. Biz program haftaya var mı Altuğ? Yok gitti Altuğ. Gitti mi? Yine yanlış zamanda sordun. Onu mu bekliyordun? Haftaya, bağlansana İl Bey. Haftaya program. Tekrar bağlan. Haftaya programın mı var Tanju? Haftaya programın mı var? Yok. Yani eğer haftaya bir programın varsa ben sana izin verebilirim yani. O kadar bak, sıkıntı olmaz. Haluk abine teşekkür et Tanju. Nasıl? Nasıl diyor. Bu arada İlginç bir şey söyledi yalnız. Bu, sordun ya meşalelerle ilgili. Ya tamam bir şampiyonluk var. Ondan sonra da şey yapılıyor. Anons yapılıyor da bunlar nasıl buraya sokuluyor yani? Ne? Hocam ne istiyorsan oraya sokarız ya. Sen de biliyorsun. Yani, nasıl sokuluyor deme. Bu şey değil ya. İlişkiyle olmaması sokuluyor lazım. Hocam. İlişkiyle olmaması sokuluyor lazım. Ya. Burada hocam ama giriyor ya. Bak, öyle. Maç sonunda bunlar yakılacaksa Beşiktaş Kulübü tarafından alınır bir yere. Ve şey de heyecanlanıyor. İşte yani çok hocam 7 sene olması gereken. 7 sene. Bir de Gökhan'ın biraz evvel söylediği şey tam bitiremedi. Fikret Başkan'la ilgili bir şey söylüyordu. Ben de katılıyorum. Bir tamamlamada bulunacağım. Fikret Başkan'ı biz hep buradan övdük. Yaptığı güzel işler dolayısıyla, evet, stat, davranışları, her şeyle. O olayı ben de detaylı olarak okudum. Fikret Başkan'a ben de yakıştıramadım. Hocam şöyle yapalım. Olur, rica ediyorum. Şimdi, yani, hocam şimdi onu konuşmayalım da görüntülerine program devam sonrasında ettirsin. Konuşalım ben bence. Ben gideceğim ya son bölümde yokum. Onun için hocam, görüşümü... Pardon. Sensiz biz ne yapacağız hocam? Alışkanlık yapmasın bizi hocam. Ha. Yani şimdi ben de şimdi tabii buna saygı duyuyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. Hem Gökhan'a. Ama ben günün o gün olduğunu düşünmüyorum. Yani bugün Beşiktaşlılar artık... Haftaya o zaman hocam haftaya. Bunu da söyleyelim ya. Söyleyelim bir şey tabii de. Çünkü biz Fikret Başkan'la ilgili hep güzel şeyler söyledik. O yüzden hocam, bu eleştiri yapma hakkımız da var. Sevgili Muhittin hocam kesinlikle. Çok acil bir şey sormak istiyorum. Susun lütfen. Hocam Fenerbahçe maçı başladı. Beşiktaş maçı başlamadı. Galatasaray maçı başlamadı. Bence benim bildiğim kadarıyla bütün hakemlere ve gözlemcilere 3 maçında aynı saat aynı dakika başlamasını söylediler mi? Seni kutluyorum kral. Bir bunu, farklılık var. Bunu niye ne olması geçtiler? Lazım biliyor musun? Niye pas geçtiler? Şimdi onu bak, merak ediyorum. Şimdi bu 40 saniye önce başladı ilk yarılarda. Şimdi bu Fenerbahçe Beşiktaş bu olay nedir biliyor musun? Türkiye Futbol Federasyonu'nun temsilciler kurulu var. Tamam. O kurulda ben de görev yaptım bir dönem. Biz 5 tamam. tane maçı aynı anda böyle başlattık ikinci yarısında. Yapılması gereken oradaki temsilcilerle bir kişi başta temsilciler kurulundan koordinatör telefon. Konuşur. Telefonla tabii. Burada da televizyonlar açıktır. Hepsine birden başla denir başlanır. Niye olmadı seni hocam? Seni kutluyorum. Bu çok farkında önemli mısın? Bence. Hala Beşiktaş maçı. Garanti hala mi? Beşiktaş maçı. Hayır, Beşiktaş maçı garanti mi ya 2-0 şey yapacak yok değil tabii canım. Hocam burada bir koordinasyonsuzluk bu, var. Burada ciddiyetsizlik bir ciddiyetsizlik maçın var. Maçın skorları etki etmiş olabilir mi? Olmaması lazım. Bu maçtan önce konuşulması olmaması gereken lazım. Bir durum. Yani mutlaka maçtan önce konuşulmuştur ama uygulama yapılmıyor. Maçın hakeminin
Avrupa'nın en iyi hakemi Cüneyt Çakır olduğunu da altını çizelim. Cüneyt'le alakası yok bu işin. Çıkartacaksın abi. Bir dakika. Bak. Çıkartacaksın pardon, hakemsin. Bir dakika. Bir dakika bak. Hakem çıkmadı Gökhan, ki. Gökhan bir dakika bak. Sana olayı ben anlatayım. Dedim ya o kurulda da şey yaptığım için. Oradaki temsilciler çıkmıyorsa öbürünü de başlatmayacaksın. Ha ben Beşiktaş maçı için yok, söylüyorum. Yok hayır. Yani, ben hepsi için. Eğer gecikme Beşiktaş maçındaysa. Ama Beşiktaş maçı diyorsun. Geç bir uzatma oldu. Öbüründe olmadı diyelim ama uzatma. Ama hocam tamam da Beşiktaş maçı 2 dakika uzadı. Fenerbahçe yani şu anda Fenerbahçe bir maçı 1 dakika uzadı. Fenerbahçe başlayalı 2,5 dakika oldu. E tamam yani işte o kadar aşağı yukarı. Yani 2 ile 1 dakika fazla olmuş. Bekleyeceksin abiciğim. Yani abi bekleteceksin ve bugüne kadar hep beklemiştin. Cüneyt çıkartamıyorsa ne bileyim öbürü çıkartamıyorsa bekleteceksin. Öbür taraftakiler de bekleyecekler. Bravo Tanju, bravo. Bekleyecekler. Seni kutluyorum. Galatasaray da başladı, hala Beşiktaş başlamadı. Galatasaray'ın bununla bir alakası yok. Ya şu anda sadece o, yani. Şu anda gözlemciler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçını merak edip aradılar sonra, şu anda. Tam 3 dakika. Aradılar bak, aradılar. Maçtan başladığını duyunca hemen başlattılar bak, bu şimdi. Bu çok önemli bir şey. Tabii. Küçük bir ayrıntı gibi gözüküyor. Ama olaya ciddiyetle bakmanın anlık skordan kaçmaz evet, hocam. Bravo Tanju. Senden kaçar, benden kaçmaz. Benden kaçar, senden kaçmaz. Hepimiz, bu kadar hepimiz. Basit. Biz bir aileyiz. Bir Haluk, dakika, kaçar, bir dakika, iki yani. Dakika fark eder mi? Hocam. Nasıl? Anlık skor diyoruz. Bir iki dakika fark sen eder. Sen yine kulaklarında fark eder. Gördün mü ya Gökhan oradan nasıl diyor? Sen de, bizden kaçar demek istiyor. Biz anlık skor ailesi olarak konuşmadık mı sonuçta? Biz aynen öyle. He? Tanju abi ne diyorsa. Sen ben yok abi ya biz varız ya. Mavrasını boş verin de. Oldu peki başka. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya adam, bu Gökhan'ı biz ne yapacağız? Tanju abi. Bu Gökhan'ı ne yapacağız? Allah Tanju abi görürsen Gökhan'la gelirmiş. Her eve lazım. Bugün mutlu günü ya. Beni bugün hiçbir şey gelemez de. Ben başka bir şey soracağım. Tanju abi bu kimin faydası? Klasik cerrahlar bile gelemez bu arada. Kimin faydası mı? Kimi? 3 dakika geç başlamak Beşiktaş'ın faydası. Tabii ki. Değil mi? Evet. Peki. Fenerbahçe'yi bekletemeyen hakem... Hatırlamıyor musun Fenerbahçe'nin oynarken Bursa'da mı bir yerde Galatasaray Denizli'deydi 21 dakika falan. Gökhan kimin olduğu hiç önemli değil. Evet. Olaya bu arada Beşiktaş bir kez daha böyle çok karşılaştı. Son anda Osman Spor savunması araya girdi ama offside olmaz mı hocam o? Değil olmaz out'tan geliyor. Nasıl out'tan geliyor? Geliyor abi dışarıdan geliyor. Dur dışarıdan geliyor. Topun dışından geliyor kardeşim. Olmaz. Vallahi Tosic'e. Kim bu? Tosic ya. Beşiktaş'ın stoperleri delirdi bugün ha. Evet abi böyle bir şey görmedim ben. Bak yani sağından attı solundan geçti bir de. Tosic offside mı değil mi hocam? Bakayım dur. Değil abi. Şeyden nasıl geldi. Değil? Dışarıdan yok, geliyor yok. Abi. En son. Ya hocam en sonu iki, var mı? İki bak orada da çarpıyor top. İki defa şeyli oyuncuya çarptı. Osmanlı Sporlu oyuncuya çarpıyor arkadaşlar. Bırak onu bir de dışarıdan geliyor hocam. Yok dışarıdan gelip gelmeme şey değil. O önemli değil hocam. Yani. O pozisyonun içinde dışarıdan. Ne oldu şimdi? Offside. Ama değil işte. İki tane Osmanlı oyuncuya çarptı top. %100 offside. Evet. Hocam burada değil dedi halde. Sarılı oyuncudan ya. Geldi diyorum ben abi. Ya ama kim vuruyor önce topu hocam? Gerçekten sabrından dolayı tebrik ediyorum ya. Bu arada Beşiktaş yine çok etkili geldi ceza sahası için. Oldu. Gomez vuruş topu ağlara gidiyor. Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor sevgili seyirciler. 48. dakika. Ver şu Gomez artık, Beşiktaş'ı 3-0 öne geçiriyor. Ver müziği İlbey. Ver Gomez attı. Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor. Müziği ver İlbey. 3-0 oldu 3. Daha ne olsun İlbey? Yok yok abi acele etme. Neyi bekliyorsun daha? Fenerbahçe olarak bunu ver artık İlbey. Abi hiç acele etmeyelim lütfen. Ne oldu ya? Maç bitsin ondan olsun sonra. Olsun kardeşim lütfen ya, verir misin ya? 3-0 olmuş ya. Lütfen verir misin İlbey? Ne diyor? Diye veremeyiz abi şu anda. Niye? Ben ona ben lütfen Tanju abi. Ya niye lütfen verdi ki bugüne? Niye vermiyorsun abi? 3-0 olmuş ya. Ama işte şimdi o zaman... Efendim buyurun Ethem Bey. Tamam şimdi verdiriyorum Ethem abi. Sen peki abi. aldık. İlbey, izin de aldık patrondan. Daha ne olsun İlbey ya? İlbey ne diyor biliyor musun? Gerçekten aradım. Cidden. Ethem Bey aradıysa vereceğiz. Ben o yükümlülüğü alıyorum. Ver İlbey. Ver İlbey. Lütfen verir misin? İlbey, Tanju abi için bir az bir kuple ver ya. Biraz veren, alttan bir verecek ver ya. Ya ben tamam, alttan seni kırmıyoruz abi tamam. Alttan biraz şu veriyoruz. Anda bakacağını bilsem şu mutlulukta, şu heyecanda, şu coşkuda patron bakar mı İlbey? Şu anda türbünde abi, kendi locasında. Kendi çaldı. Locasında şu anda patron. Beni de çağırdı ben gitmedim. Bu işte al. Ama İlbey sadece stüdyoya verdi galiba. Yayına gitmiyor mu diyorsun? İlbey, kurnaz İlbey. Beşiktaş bugün gerçekten 3 gol attı ve şampiyonlar koşuyor. Gomez'in attığı golle artık fişi çekti. Yani ben hani hep şey diyoruz. Bu arada Osmanlı Spor bir etkili şey geliyor. Hiçbir şey olmaz. Ceza sahası çıkaran bu Beşiktaş kalabalık defansı görmüyor musun? Kaç kişi yedi kişi? Beşiktaş'ın şu anda yani kalan 40 dakikada 4 gol yemesi gerekiyor. Bir günahat yok ya. Hayal kurmayın arkadaşlar.
Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu maça baktığım zaman ilk 10 dakika biraz direniş gösteren Osmanlıspor var. Ondan sonra oyunun genelinde hakim olan, top yapan, pozisyon bulan, isteyen, arzu eden, koşan, mücadele eden bir Beşiktaş var arkadaşlar. Ben ne diyordum? Bu maçta gol olmaz dedim. Birkaç defa gol olmadı. Şu maçta bu yener dedim, olmadı. Ya arkadaşlar biraz güvenin siz. Biz nasıl bir aileyiz ya? Anlık skor ailesi dağılıyor mu ya? Bunu bana söylemiyorsun, Gökhan'a söylüyorsun. Ben seneye bu şartlar altında kanka, tekrar düşüneceğim. Bunu bana değil Gökhan'a söylüyorsun galiba. Neden? Ben ortaya söylüyorum. Kim üzerine istiyorsa alınsın. Ortaya karışık. Değil mi? Evet. Bilavistu. Ben böyle bir şey görmedim. Gökhan'ı bugün sinirlendiremeyeceğiz abi. Yok yok. Benimle uğraşma. Fenerbahçe gole yaklaşıyor sevgili seyirciler. Volkan Şen ceza sahası içinde. Bu arada karşılaşmanın hakemi Volkan Şen'in elle oynadığını işaret Haluk, etti. Arkadaşlardan rica edebilir miyiz? Fenerbahçe Şükrü Sarıçoğlu sığında kaç kişi var? Onu bir baksınlar. Eğer bulabilirlerse. Tamam söyleyelim. Çok az ya Gökhan, 10 bin civarıdır yani. Ben 10 bin bile yok. Çok yani ilginç olabilir, bir bu tarafı sayı çıkacak görmüyoruz oradan. Ya biz o yüzden. Yani 10, evet. 10 bin civarı var. Ya ben 3 bin 5 bin kişi falan yok, zannediyorum ya. Yok daha fazladır. Ya. Nerede? Fenerbahçe stadında. Yok daha fazla. Daha mı fazladır? Fazladır. Vardır. Ben gör yani ben tabii Beşiktaş'ın maçını izlemekten fırsat bulamadım o tarafa bakmaya ama. 10 binden aşağı değildir. O civardadır ya Tanju abi ya. Çok da önemli değil ya. Yani inanan bir taraftar kalmadı ki abi. Hayır abi şimdi yani bırakmayacaksın dünyada, ama. Yani abi, şimdi bırakmayacaksın herkes, Tanju abi. Bırakmayacaksın abi. Sadece taraftar. Sen bırakırsan futbolcun bırakır. Bak Bruno Alves kavga çıkartıyor antrenmanda. Kolay değil ya Gökhan ya. Bruno Alves kavga çıkartıyor antrenmanda. Daha Fenerbahçe'nin var ya bunlar iyi günleri. Bak. Fenerbahçe'nin bunlar iyi günleri. Nasıl yani? Samimi söylüyorum. Niye? Bak Fenerbahçe. Ne söylüyorsun? Ne duydun yine? Bak. Ne oldu? Kavga mı olmuş? Bruno Alves kavga etmiş. Kimle? Antrenman. Dün abi, ondan mı yok takım? Ya dün, evet. Olur arkadaş. Kavga belki dışı. Adamı bugüne kadar kendi şimdi, kafasında kulüp beni çağırır, anlaşırız düşüncesi vardı. Çağırmadılarsa biraz gergin olabilir. Gel hadi takım arkadaşına niye kavga ediyorsun? Eder bu abi. Arada, bu arada Osmanlıspor etkili geldi. Ceza sahası için orta. Son anda Marcelo eğer dokunmasa çok alt pas içinde ben %100 bir şey söyleyeyim mi sana? Tabii Tanju abi. Açık ve net. Osmanlıspor gol atamaz. Belki atabilir hızlı çıkarsa be Tanju abi. Penaltının haricinde gol atamaz. Öyle mi diyorsun? Görürüz. Yaz bu pozisyon biraz etkiliydi sanki. Yani orada armut toplayan Marcelo mu var? Marcelo. He? Bugün iki tane gol atmış. Sosic var. Ne olacak abi bunlar? Adam aldı bugün başını. Bugün adam eti yiyecek yani. Öyle ver. Abi bu taraftan önünde oynanmaz mı ya? Bu taraftan önünde oynanmaz mı? Bu statta oynanmaz mı ya? Beşiktaş adam eti yenir bu statta bugün. Adam eti. Eğri oturalım doğru konuşalım. Bu sene Beşiktaş şampiyonluğu en fazla hak eden takımdı yani. Bunu tabii canım ya. Defalarca burada ligin en güzel şeyi Beşiktaş dedik hem abi. Hem oynadığı oyunla hem isteği hem abi. Gayreti her şeyle. Bir daha da söylüyorum. Son 3 maç haricinde kendi sahasında top oynamadı yani. Aynen. Hocam hocam bir de şöyle düşün. Başka sahalarda top oynadı. Şu ligde hepimiz spor camiasını yöneten insanlarla, başkanlarla, futbolcularla, antrenörlerle, hakemlerle konuşuyoruz. Bu ligde Fenerbahçe şampiyonluk yarışının içinde olduğu için başka bir sebepten söylemiyorum. Fenerbahçe dışında herkes bugün mutlu. Herkes bugün mutlu. Beşiktaş'ın şampiyon olması Fenerbahçe dışında herkesi memnun ediyor. En azından mutsuz değil. Çünkü şampiyonluğu anasının ak sütü gibi helal etmiş bir takım var karşılarında Beşiktaş. Mücadele yapısı, doğru. Yönetim şekli, stadı bitirmesi, taraftarının desteği, taraftarının protestoları vardı. O protestolardan vazgeçmiş olması, kenetlenmiş olması. Beşiktaş çok etkili geliyor yine. 53. dakika Gökhan Töre ceza sahası içinde. Yok. Savunmaya çarpan top kornere gidiyor. Ve Beşiktaş takımı bu şampiyonluğuyla açılan yeni stadı, elindeki kadro yapısı, Fikret Başkan ve yönetimi çok büyük hatalar yapmazsa bu işi 3-4 senede götürür. Ben sana başka götüremez. Bir şey söyleyeyim. Sen açtın madem. 6339 kişi var. Götürür. Kaç? 6339 tane. Tamam işte. Nerede? Kadıköy'de. 6000 kişi var. Normal. Haluk, Beşiktaş'ın önünde çok büyük bir motivasyon var. Bu sene şampiyon oldu Beşiktaş. Şampiyonluk sayısını kaça çıkarttı? 14. Doğru mu? Bu arada Kasımpaşa 4-0'ı yakaladı. Scarione'nin attığı gol. Tabii. Şu anda 2 yıldızı var. 14. şampiyonluk. Gelecek sene yeni stadın kombinelerin neredeyse tamamı tükenmiş durumda. Neredeyse tamamı tükenmiş durumda. Bakıyorsun gelecek sezon 3. yıldızı takmak için bir motivasyonun var. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorsun. Paran kazan dolacak. Eğer Fenerbahçe takılır Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse oradan alacağın para 25-30 milyon euroya yakın para olacak. Hadi kombineleri de sattın. Yeni forma çıkarttın. Yeni formayı da sattın. Bütün bunları bir araya getirdiğinde Beşiktaş'ın 3. yıldız için önünde hiçbir engel kalmıyor. Çok rahat bak. Çok, çok rahat. 3-4 yılda bak. Önümüzdeki sezon demiyorum. Ama çok büyük bir hata yapmazsa. O büyük hata neye geliyor? Şimdi Sayın Başkan Fikret Orman'ın uzunca bir tatile çıkması lazım.
yönetimini belirledi. Ya bir ay tatile çıksın. Hiç kimseyi telefonu kapatsın. Teknesi varsa tekneye atlasın gitsin. Hiçbir şeye karışmasın. Gitsin kafasını dağıtsın. Çünkü, zor dostum, çünkü Fikret Orman Başkan inanılmaz gergin durumda. Yavaş yavaş en çok eleştirdiğimiz isimlere benzer bir hale gelmek üzere. Ya bir kongre üyesine tokat atmak ne demek? Ne olursa olsun yani. İnsanlar hayatta hata yapabilirler. Yapmasın, çıkıp özür diyecek. Yapmasın be. Tanrım. Çıkıp özür diyecek. Yapmasın. Bundan yarın Beşiktaş'ın iletişim, yarın Beşiktaş'ın iletişim komitesi var ya. O iletişim direktörleri o arkadaşı bulacaklar. Fikret Orman'ın yanına getirecekler. Fikret Orman'la yan yana bir tane fotoğraf çektirip Fikret Orman ondan özür diyecek. O da ondan özür diyecek. Barışacaklar, öpecekler, barışacaklar. Bu şampiyonluğu o çocuk da kutlayacak. Peki çocuk derse ki bir tokatla ben açacağım öyle ödeşiriz. Tanju. Olur, yani sonuç olur. İtibariyle dolayısıyla bunun bir birliktelik, beraberlik haline gelmesi lazım. Ben şiddetin kibir, hiçbir taraf türlüsünü savunmam ama. Kibir çok önemli. Çok tehlikeli bir şey kibir. Bu noktaya gelmez hocam. Çok tehlikeli bir şey kibir. Bir şey vardır yani. Kibir çok tehlikeli lazım. Bir şey. Bak yazılanlar birkaç yerde okudum ben. Ben sana olayı anlatayım hocam. Beyaz yalan söylüyor demiş başkan. Ben sana olayı anlatayım ondan hocam. Ondan sonra da kızmışlar. Eğer haddimi aştıysam, kırdıysam özür dilerim demiş çocuk. Ben Beşiktaş başkanına yalancı diyecek değilim diyor çocuk. O da kürsünün, sahnenin arkasında bekletiliyor. Orada kabahat zaten. Sahnenin arkasında niye bekletiyorsun yani? Çocuğu getirip başkanın yanında şey yapıyorlar ya, resmen tokatlattırıyorlar. Yani aynen öyle yani. Yanlış. Aynen yani resmen öyle olmuyor da ya çok güzel bir benzetme oldu yani. Hani ne tutuyorsun ki çocuğu, gönder gitsin. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Beşiktaş'ın inanılmaz önemli bir motivasyonu var. Bu motivasyonla seri şampiyonlukları yakalayabilmesi için önünde hiçbir engel yok. Sadece ve sadece ben değil, biz demek zamanı. Ben değil, biz demek zamanı. Beşiktaş Kulübü Başkanı bazı açıklamalarıyla yanlış yapmış olabilir. Taraftardır, şampiyonluk gelir, başarılar gelince o kötü sözler unutulur. Hatırlatayım, Beşiktaş artık Beşiktaşlı sırtında formasıyla başı yukarıda, kafası dik yürüyor gibi bir izlenim, bir şeyler söylemişti başkan. Sosa'ya bak neler yaptı ya. Hocam Beşiktaş aldı sazını. Neler yaptı, yani. Neler. İnanılmaz bir gol oynuyor. Daha geliyor, bir gol daha geliyor. İnanılmaz oynuyorlar. Kovarejman'ın da bir yani tane atması. Yani her şeyi yapıyorlar. Kovarejman'ın atması çok güzel. Sosa var ya 3-4 kişiyi geçti. Evet. Muhteşem bir pas verdi. Baksana. Bak abi bir şu de kendi kazandı topu. Bak, bak görüyor musun? Kendi kazandı topu bir de. İki kişi orada, bak, bir kişi orada 3. Tekrar al ver. Bitti, bitiriyor işte abi Sosa. Mario sene, Gomez'den daha önemlisi Sosa. Bu arada Galatasaray bir penaltı daha atıyor hocam. Bu hale getirdi. Yine benzer bir pozisyon. Yine ele çarpan. Bu sefer itiraz yok. Bak bu seferki penaltıda itiraz yok. Evet. Şimdi görmedim ama ilk penaltıda 45+1'de korkunç bir itiraz vardı. Çok benzer bir pozisyon Suat Aslanboğa'ya. Yine aynı oyunculara itiraz ediyor ya. Yok bu Soner kadar etkin değiller. Pozisyon bu. Yasin sol kanattan sert kesiyor içeriye. El açık. El açık. El açık değil. Yani burada bu arada açık. Gençler Birliği gole çok yaklaştı. Şut ve topu ağlara gidiyor. Gençler Birliği bir buldu sevgili seyirciler. Fenerbahçe karşısında 61. dakikada Gençler Birliği skoru 1-1'e getirdi. Enteresan bir gol oldu Tanju abi. Hangisi? Fenerbahçe maçının golüne bak. Ben de Galatasaray'ı Selçuk İnan topun gerisinde penaltıyı kullanacak. Serdar'ın attığı golle Gençler Birliği 1-1'i yakaladı. Selçuk topun başında. Yine aynı yere atar. Galatasaray'da Selçuk İnan penaltı kullanıyor sevgili seyirciler. Bak yine aynı hakem Suat Aslanboğa'nın işareti geldi. Selçuk İnan vuruş topağlara gidiyor ve Galatasaray 2-0 öne geçiyor. Selçuk İnan'ın attığı golle ikinci penaltı yine Selçuk kullandı. İki penaltı golü Selçuk İnan'la Galatasaray 2-0'ı yakaladı. Sonuçlar böyle olursa haftaya önemli. Hayır Fenerbahçe takımı da galip gelse, Beşiktaş da galip gelse 8 puanlık bir onu fark ile Beşiktaş şampiyon olmuş olacak. Bu da çok önemli bir şey. Öyle yani. Şu anda şekillenen puan durumunu sevgili seyirciler sizlerle paylaşalım. Beşiktaş bu karşılaşmada şu anda 3-0 önde. Yani kazanması durumunda, maç böyle bitmesi durumunda Beşiktaş puanını 79'a çıkartacak ve şampiyonluğunu ilan edecek. Resmi olarak artık ligin şampiyonu Beşiktaş olacak. Ligin ikincisi Fenerbahçe. Eğer maç berabere biterse, yani 1-1 biterse 71 puanda kalacak. Ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Fenerbahçe ligin üçüncüsü, Konyaspor dördüncüsü. Başakşehir olmayı garantiledi. Konyaspor 63 puanda. Başakşehir 56 puanda. Son haftaya girilirken Osmanlıspor'un 49 puanı var ki bugün Beşiktaş'a karşı 3-0 kaybediyorlar. Uzun bir aradan sonra ilk kez kaybediyor Osmanlıspor. Galatasaray puanını 48'e çıkartacak.
Akhisar karşısında 2-0'lık galibiyetini sürdürebilirse, Kasımpaşa ise şu anda Mersin İdman Yurdu karşısında 4-0 önde ve puanı 47 sevgili seyirciler. Tabii ki buradaki puan durumu Avrupa Kupalarına katılma mücadelesiyle doğru orantılı ama biz yine de dönelim şampiyonluk mücadelesine. Beşiktaş artık emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor. Yani artık Beşiktaş şampiyon diyebiliriz çünkü Fenerbahçe kendi evinde Gençler Birliği'yle 1-1 berabere götürüyor karşılaşmayı. Beşiktaş kendi evinde Osmanspor karşısında 3-0 önde ve artık yani gole daha yakın olan tarafında Beşiktaş olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bir de yendiğin takım Osmanspor'a 14 maçtır yenilmeyen takımı burada ne yaptın? Ezdin geçtin. Bu da Beşiktaş'ın şampiyonluğuna kadar hak ettiğinin ayrı bir göstergesi. Vodafone Arena'da resmi açıklanan rakam 38.420. Yanlış. Kabul etmiyorum. Yanlış. Bence de ben yanlış. De kabul etmiyorum. Çok büyük yanlış. Ama deplasman tarafı burada şimdi bir özür dilerim. Bir şey söyleyebilir miyim Tanju abi? Şimdi deplasman tribünü. Hayır, ona da ya ona rağmen %5 veriyor. Tamam, %5 veriyor. 40 bin kişilik stat, evet. 2 bin küsür. Evet. Yani bunun üzerine 2 bin koyduğun zaman zaten 40 bin. Evet, 40 bin full diyor da oluyor. Ben ona... 41 bin yani, oluyor yani. Resmi, o resmi rakam olduğu için full diyor stat yani. Ne öyle abi. Yani, ne sızmalar da var mıdır, sızmalar? Ne? Olmaz mı yani? Sızmalar. Hocam vardır, 3-4 bin kişi vardır. Buradan iyi para kazanılmıştır. Yok ama hocam, yok. Ha, kara borsa ne oldu biliyor musun? Ona geleceğim işte. Bir e-bilet, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu e-bilet organizasyonunda... insanlar artık kara borsaya da satıyormuş sosyal medya üzerinden. Ya 14 bin lira para istiyorlarmış ya bilete. 14 bin lira. Şu maçın biletine VIP 14 bin lira. Osmanlı Spor'da Webo oyuna giriyor. Vay 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 vay. Bu arada Selçuk İnan'ın da koluna çarpan top. Hocam buna sarıkat gösterebilir miydi? Hangisine? Bak Selçuk İnan'ın eline çarpan bir pozisyon var hocam. Peki kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz sevgili seyirciler. Reklamların ardından tekrar birlikte olacağız. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Vodafone Arena'da artık dakikalar sayılıyor. Beşiktaş'ın resmi olarak şampiyon olması için Beşiktaş kendi evinde Osmanlıspor karşısında 3-0 önde. Şampiyonluğun bir diğer adayı uzakta kalsa Fenerbahçe Gençler Birliği ile 1-1 berabere götürüyor karşılaşmayı. Kadıköy'de Kasımpaşa, Mersin İdman Yurdu karşısında 5-0 önde. Galatasaray Akhisar karşısında Selçuk İnan'ın 2 penaltı golüyle 2-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Dakikalar sayılıyor dedim hocam artık. Haluk burada şimdi bir gol sevincini gösterirken Şenol Hoca'yı gösterdi. Öyle bir zıpladı ki. İnsan demek ki çalışırsa, sabrederse bunun yaşı yok. 66 yaşında hani Tanju o terimleri sevmiyor. Loser, winner diyoruz ya. Şenol Hoca'ya da... Gençler Birliği golü attı sevgili seyirciler. Ama faul verdi galiba. Yok, sayılmadı. Şenol Hoca da loserlıktan winner'lığa terfi etti. Nihayet. Evet. Bu da çok önemli bir olay yani. Hocam Fener'in... Bak. Bakayım. Var mı burada faul? Yok. Ha? Yok. Bir öbür açıdan sanki biraz formasından çekiyor gibi. Bir münasebet kafaya çıkıyor, o altta kalıyor. Bana göre kafaya ilgili verdiyse yanlış vermiş. Akhisar gole çok yaklaştı. Muslera gerçekten iyi çıkardı topu. Sevgili seyirciler, Beşiktaş artık geri sayım. 70. dakikanın içindeyiz. Artık Beşiktaş dakika 2015-2016 sezonunun şampiyonluğuna yaklaşıyor sevgili seyirciler. Bu arada Fenerbahçe Gençler Birliği maçında da Fenerbahçe iyice avluyu attı. Yani daha ziyade Gençler Birliği ağırlıkla oynanmaya başladı maç. Tabii iddianız kalmayınca avluyu yani atıyorsunuz. Yani moral motivasyon düşüyor. Skoru onlar biliyor sahada oynayanlar. Şimdi şu anda Beşiktaş'ın oynadığı skorun farkındalar. Tanju abi Sivas sonra maçı var aslında haftaya. Nasıl? Fener Sivas'la oynamıyor mu? Evet. Değil mi? Yedek ağırlıklı bir kadroyla gider. Veya gitmeli mi? Gitmeli mi onu bilmiyorum. O tartışılır. Herkese göre farklı. Bir ama dakika, Türkiye Kupası maçı oynayacak. Onun için Türkiye Kupası maçı ne zaman? Dinlendirebilir. 26'sında pardon. Lütfen Antalya 26. Yani o olaydan maçtan bir hafta sonra. Yani belki dinlenmeye falan pek ihtiyaç yok. Hani 3 gün sonra olsa anlarım. Burada bir düşme şeyi varsa Fenerbahçe'nin tam kadro gitmesi lazım oraya. Kesinlikle. Peki. Ha yenersin ya da yenilirsin. Hocam o tam kadro. O tartışılacak yani çok zannetmiyorum. Hocam biz de tartışalım diye açtım zaten bunu. Sence nasıl gitmeli? Valla bence de Aziz Yıldırım ne istiyorsa olur. Nasıl gidiyor? Söyle gidecek abi yani. Ben yedek ağırlıklı kadroyla gitse de niye bunun haricinde bir şey daha soracağım. Fenerbahçe takımında
Artık Beşiktaş garantiledi. Seneye hocam bir söyle. Ne olur? Hocam 2015-2016 sezonun Hasan Doğan başından söyle ne olur? 2015-2016 Hasan Doğan futbol sezonunun şampiyonu, Beşiktaş'ı, başkanlığı, yönetim kurulu, futbolcuları, taraftarları, herkesi bu arada tebrik ediyorum. Kasımpaşa Fenerbahçe öne geçti. Kasımpaşa 6'yı attı. Fenerbahçe Van Persie'yle ikinci golü buldu. Çok şık bir gol oldu. 75. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti Gençler Birliği karşısında. Ama görüntüye bakar mısın ya? Vodafone aranı. Evet. Tanju, herkesi tebrik ettim. Bir kişiyi daha özellikle öpeceğim. İzin verirseniz. Ben biliyorum. Gökhan'ı yapmış olduğu totemlerden dolayı bu şampiyonlukta gerçekten çok büyük emeğin var. Seni de kutluyorum. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Bu arada Kasımpaşa da biraz Mersin İdman Yurdu'na biraz fazla yüklenmeye başladı. Yani küme düşmüş bir takım. Ama bir dakika yani, en azından Antalya Spor kadar değil yani. Yani 6-0 da yeter hocam. Öyle değil mi? Antalya yani, Spor kadar değil. Zaten onlar 7 bu arada yaptılar. Osmanlı Spor'dan uzaktan çok sert bir şut. Tolga son anda topu kornere çeldi sevgili seyirciler. Etkili bir şut çıktı Tanju abi, sen gördün tahmin ediyorum. Van Persie'nin golünü seyrediyorum. Muhteşem. Güzel, çok sol güzel ayakla oldu. Gelen topa harika bir kafa vuruşu tabii yapan bir Van Persie var. Vurmuş. Profesyonelliğin tam göstergesi, golcülüğün nasıl bir farklılık olduğunu bu vuruşta bana göre gösteriyor. Geç açıldı diyebilir miyiz Van Persie için? Bu arada Torre de güzel vurmuş. Çok iyi vurdu hocam. Tolga çok iyi çıkardı. Nasıl çıkardı, kucağına geldi ya. Kaç tane futbolcu gider arkadaşlar? 6-7. Hocam şu anda canlı yayında sevgi seyircilerimize de bir müzik ver, bir müzik ver. Abi arıyorsa müzik de ver ya. Tamam. Müziği de verelim. Ver müziği. Ver. Her şeyin bana ait. Her 5 dakikada bir müziği ver. Bak arkaya bunu koymuşsun. Evet. Evet abi ya. Ver. Şu anda Vodafone Arena'dan canlı görüntüler geliyor ekrana sevgili seyirciler. Evet bu ya. Tam Beşiktaş ekran orayı, tam artık ekran. Adım adım şampiyonluğa gidiyor. Al bizi, al bizi. Al bizi, görüntüyü ver. Şampiyonluğa doğru koşuyor Beşiktaş sevgili seyirciler. Çok uzun bir sezon. Ligin bitimine bir hafta kala Beşiktaş artık şampiyonluğunu ilan etmek için normal sürede son 17 dakikanın içinde, yani Beşiktaş'ın şampiyonluğu verebilmesi için 4 gol yemesi gerekiyor sevgili seyirciler. Bu arada Beşiktaş golü yedi. Sevgili seyirciler, ve bunun attığı golle maç 3-1'e geldi. İlbe hemen bilgiyi aldı. İlbe almana gerek yok. Devam et yani. O maç. İlbe. Osmanlı Spor 3-1'i buldu sevgili seyirciler. Ama burada da çok kötü. Ali beğenmediği Bebe golü attı. Hayır, burada Tolga'nın hatası var. Evet. Tabii büyük hatası. Kaleci Tolga'nın çok büyük hatası. Sezon başından beri yaptığı hataların aynısını yapıyor. Boşa çıktı, boşa. Çünkü neden biliyor musun? Gözü kapalı çıkıyor abi. Bu arada Fenerbahçe etkili geliyor ama Gökhan Gönül çok uzaktan vurdu. Sol yani, tarafa kesilirse Robin van Persie yani o koşuyu atmıştı. Bu arada Beşiktaş'ta Borko mu giriyor? Yok şu. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup çıkıyor, Necip giriyor. Atlama. Yani aslında Şenol Güneş de biraz adaletli davranıyor Gökhan, hocam. Gökhan korkutmayayım seni. Gökhan bak, bu takım biliyorsun Bursa Spor'da 3-0'dan 3-3 yapmıştı. Bak. Önce sen İlbe'yi korkut hocam. İlbe'yi korkut. Adaletli davranıyor Şenol Güneş de. Yani şimdi Oğuzhan'ı çıkardı. Yani sezon boyunca kullandığı oyuncuları bugün hepsine belki de hakkını teslim ediyor. 75. dakika. Bence Cenk'i de alması lazım. Cenk'i de alır bence. Yani Cenk son oyuncu değişikliği de Cenk Necip olur. Necip mi giriyor şu an? Necip giriyor evet. Senin oran giriyor. Necip girer dertler biter. Necip girer dertler biter abi, net. Kendini kandırsan öyle hep. Nasıl kandır? Gördük tabloyu. Bu arada tabloyu bir taraftan Galatasaray. Kandırdın mı? Necip hiç oynamadık ya, kandırdın mı kendini? Bak, oynamadı böyle yazıyor. Tanju abi, oynasa 79, böyle olmazdı. 79 Beşiktaş yazıyor bak. Bir şey söyleyeceğim. Biz bunu biliyorduk. Sen inanmayanlardandın kardeşim. Biz bunu haftalar önce söyledik. Sen bunu göremeyenlerdendin. Kusura bakma. Necip de daha uzun maçlı zamanda oynuyor. Fenerbahçe'nin bütün maçları kazanacağını söyledim. Evet. Ya hani onu hazırladınız mı? İlbey. Evet. Rıdvan. Ben çayımdan bir yudum içeyim ya. Sen iki yudum iç. Kendine gel. Vallahi kendine gel. Sen tabii bu akşam bilmezsin. Sen hala Beşiktaş'ın şampiyonluğunun şokunu yaşıyorsun. İnanamıyorsun kendine. Bu akşam o yüzden aşağı inmiyorsun. Ben onu anladım. Bu arada Robin van Persie de bugün 2 gol kaydetti. Muhittin Hoca ile sezon başından beri anlaşamadığımız belki de birkaç konudan bir tanesi. Haluk, anlaşamadığımız derken bir daha ben açıklık yani Robin van Persie'nin futbolculuk geçmişine. Hocam şu anki durumunu kötü ne diyorsun? Yani şu an son maçlarda biraz bir Antep maçında mı? Biraz daha kıpırdamaya başladı. Hocam ne istiyor biliyor musun? Van Persie orta sahadan altı eksin gol attı. Ben istiyorum ki Gomez gibi takımına, Gomez gibi bir katkı sağlasın. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim. Sistem değiştiği için Van Persie. Sistem değiştiği için Van Persie bu kadar öne çıkıyor. Hem Van Persie için hem Nani için ben hala söylüyorum. Benim beklentilerimi tam karşı ama bir Gomez
Beşiktaş'a müthiş bir katkı yaptı. Bilmiyorum katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Ya da gülmekten mi katılıyorsunuz? Yok, onu sen yaparsın. Stat dışından canlı görüntüler sevgili seyirciler bunlar. Vodafone Arena'nın etrafı artık yavaş yavaş bütün bayrakçılar orada tanıyor. Hareketlenmeye başladı. İçeride coşku çok büyük ama aynı coşku statta bugün yer alamayan Beşiktaş taraftarının da Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın çarşı içinde gerçekten katlanarak büyüyen bir coşku var. Beşiktaş 2015-2016'nın şampiyonu olmak üzere artık son 13-14 dakikanın içine girdi. Beşiktaş resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmek için 3-0'la fişi çekmişti. Az önce Osmanlıspor Vebo ile bir golü buldu. Ama artık bu Beşiktaş'ın şampiyonluğuna engel olacak bir gol gibi görünmüyor. En azından benim fikrim hiç engel olamaz. O golü de Tolga'nın çok yani bir kaleciye yakışır bir çıkışı değildi. Ama ondan önce de çok 2-3 tane çok ya üstüne geldi. Onları kurtarsın de, Tolga'nın işi bu ya. Allah aşkına. Bir de gereksiz gelen topları geliyor yani. Şöyle eliyle atıyor. Ne yaptı başka? Ha çataldan gitti. Uzadı. Sağ sol eliyle değil, sağ eliyle değil. Sol eliyle çıkardı. Ben buna amenna derim. Hiç böyle bir pozisyon yok. Bana yutturamazsın. Sana yutturabilir. Sana gelince çok iyi. Yok bana göre değil çok iyi. Peki, o tamam. Vuruşların hiçbiri çok iyi değil. Sen üstüne geliyor ya sağa ya sola. Çatala gitsin de göreyim bir uzasın. Yalnız, hiç uzadığı top yok yani. Tanju abi şu an Osmanlıspor bir tane gol bulursa şu dakikalarda. Ne olacak? Yanlış. Bulursa onu kendisi hak edecek Beşiktaş'ın. Buldurmayacak kardeşim. Hocam öyle bu, bir dünya yok. Robin van Persie'nin pozisyonunu gördün mü? Ceza sahası içinde şu pozisyon. Bu pozisyon bence penaltı. İtmiş eliyle. İçeride ya mi? Ya dışarıda pardon. Penaltı değil mi? Faul vermiş. Özür dilerim. Faulü verdi zaten. İtmiş eliyle içerideyse penaltı. Bu arada bizi izleyen Beşiktaş taraftarlarına da şöyle bir haber müjde paylaşayım. Müjde mi veriyorsun? Müjde değil haber paylaşayım. Gomez gidiyor mu abi? O müjdeyi ver. Gomez'in... Kime müjde abi o? Ya, yani, bilmiyorum. Hayır, bilgi aldıysa diyorum. Konya Spor. Şu an hiç kimse bilmiyor. Gomez de bilmiyor kalıp kalmayacağını. Niye? Daha belli değil. Karar vermedi çünkü. Eğer Beşiktaş bu maçı şampiyon olarak bitirirse Türkiye Futbol Federasyonu'na maçı salı günü oynamak istediğini iletecek. Salı günü Konya'da mı? Evet çünkü şöyle milli takım kampına gidecek olan futbolcular var. Özellikle yabancı futbolcular. Çarşamba günü kutlama yapacaklar. Evet diyorsun. Çarşamba günü de Vodafone Arena'da kupa töreni düzenleyecekler. Dolayısıyla o kupa töreni sonrasında da futbolcularını kampa gönderecek. Milli takım kamplarına gönderecek. Beşiktaş yönetimi bunu da hatırlatmasını yapalım. Yani Beşiktaş salı günü oynayalım diyor. Yani bu maçtan iki gün sonra hemen yarın pazartesi. Hemen yarın gidelim biz pazartesi Konya'ya. Salı maçı oynayalım dönelim. Çarşamba da kupamızı alalım. Evet, Beşiktaş doğru. İki gün sonra oynamayı kabul ediyorsa sorun yok. Burada, Konya zaten önce oynadığı için. Evet. Yani onlar açısından da bir sorun yok. Ya hocam yok. Tamamen zaten eğlence, futbol eğlencesi bir maç. Ya bu şov işi arkadaşlar şov. Uygun bir bu olay. Bu saatten sonra her türlü şu anda, şova açık olması lazım. Şu anda canlı yayında ekrana gelen görüntü eski Beleştepe görüntüsü. Öyle mi? Yani evet. Ya izleyicilerimizden biraz özür dileyim ben sol tarafa doğru bakmak zorunda kalıyorum. Yanlış anlaşılmasın ben lütfen. Özür diliyorum biraz daha açılabilirse kamera yani bir açılırsa evet tam Beleştepe'nin olduğu. Yok diyenler utansın Beleştepe yeniden gündemde. Beleştepe'de yine taraftarlar ama ilk defa ligin son haftasında Beleştepe'ciler çoğaldı. Evet. Oradan çok fazla bir şey göremiyorlar zaten. Bakma insanlar da ölmez. Biraz oradan bize bir kamera hareketiyle yani gösterebilirse İlbey. Portakal tamam. Portakal duyuyorsa bizi bilir o şampiyonluk yayınlarını. Portakal'da mı? Orada galiba mı? Galiba portakalmış kameraman. Oo, portakal. Hadi bir göster bir bakalım. Portakal orada kal. Portakal gelme buraya. Sakın gelme işler yapmadan portakal. Evet ya biz de şimdi artık koca bir sezonun sonuna geliyoruz. Yani her hafta cumartesi evet, pazar. Bu hafta son. Yani 33 hafta oldu. Her hafta cumartesi pazar zaman zaman derbiler oldu. Pazartesi günleri yayın yaptık. Birkaç kez pazartesi de ekranlara geldik. Bizim için de aslında çok keyifli bir sezon oldu. Onu söyleyebiliriz. Bu sezonu mutlu, huzurlu, keyifli, iyi bir yayıncılıkla bitirdiğimizi düşünüyorum. Son hepinizin derece iyi programlar sağlık, yaptık. Sağlık. Bu arada Kasımpaşa 7-0'ı buldu Kasımpaşa. Kasımpaşa bir şey deniyor. Yani Mersin İdman'ın bir deniyor? Karşısında. Onlar Antalya'ya geçmeye uğraşıyorlar. Yani Antalya'yı geçmeye uğraşıyorlar. Ben bunu Tanju. Yani ben normalde şeyi severim hocam da. Ben mesela gollü maçları severim de. Yani şimdi Mersin İdman Yurdu'nu yakalamışsın. 7 tane atma abi. Ligden düşmüş takım. Gençliği yani nasıl atma? Niye atmasın abi? Futbolcu o da atacak. Kariyerinde gol attıysa 2 gol. Aa, bunu niye söylüyor biliyor musun? Milan'a gittiğinde Fatih Hoca'ya Milan'da şey demişlerdi. Biz Milan'ız. Rakip çok kuvvetsiz olursa 5'ten fazla atmayız.
Galiba o geldi aklına. Galiba o geldi aklına. Futbolda olmaz öyle bir ben şey. Ben şunun için üzülüyorum abi. Şimdi Mersin İdman Yurdu küme düşmüş. Zaten gençlerle mücadele ediyor. Sıkıntılı bir sezon geçirmiş. Yani şimdi 7 atsan ne olur, 5 atsan ne olur, 4 atsan ne olur yani. E ne diyeceksin yani atma mı diyeceksin? Yani tabii ben kendi oyuncunun biraz. Tanju abi şimdi o psikolojiyi oyuncu bilir. Psikolojisi bu. Demek ki sahadaki oyuncular Türkçe bilmiyorlar. Golleri atanların hepsi yabancı mı arkadaş? Yani ya Türk oyuncusu şu, bunu yapmaz ben açık Tanju söyleyeyim. Tanju bir dakika bak şöyle anlaşma bile olabilir. Ligde diyelim 15 golü açtı. Üste para sözleşmenin uzatılması bu tür maddeler olmasa da bu, olacağını zannetmiyorum. Hocam yani. Hayatta paradan daha önemli şeyler olduğunu değerli düşünüyorum. Değerli şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani bu mesela öyle bir durum. Abi, yabancı adamın umurunda ya değil. Ya yabancı adam onu hiç... Peru'dan gelmiş buraya yani top oynuyor. Mersin'in şehrini mi düşünecek adam? Hocam durumunu ben neyse mu düşünecek, fikren böyle bir şey koydum. Yalnız şu an Beşiktaş Vodafone Arena'da şiir gibi top oynuyor. Şiir. Ne yapıyor? Bak gördün mü? Şiir yapıyor. Özdemir Asaf şiiri. 3 kere falan okuman lazım. Bak yine Tosic. Faul var mı hocam? Hakem verdiyse doğrudur. Şiir dedim bir döndüm Tosic adam dağıldı. Tamam, oradan da döndüm biliyorsun ben bir. Özdemir Asaf. Artık bitse de gitsek diyorlar. Her iki takımda mı yoksa sadece Osmanlı Beşiktaş falan. Artık bir altıya bağlanalım mı İlbey? Oradaki atmosferden bize biraz bahsetsin. Kaçıncı dakikadayız? Artık yavaş yavaş. Yine bir ver ya 5 dakika geçti aradan bir Beşiktaş'ın şeyini ver arkadaş. 83. dakikaya geldik. Ya. Evet abi Beşiktaş şampiyonluk marşı değil mi? Evet marşı ver arkadaş evet, ya. Marşı ver 3-2 olsun. Evet bu abi sorun bu yok. Osmanlı Spor bir kontratı açıklayalım. Ya bir susalım da şey marşı dinleyelim ya bak güzel marş. Sözlerini biliyor musun Haluk sen? Ben bilmem de ezbere biliyorum. Ha, ezbere biliyorum. Bilmiyorsan iyi bir dinle yani. Güzel. Çok sevdiğim bir marş. Kim yapmış bunu ya? Marş bitti abi. Biz, ben maçlarda çok dinledim bunu bizzat. Yok. Çok güzel geldi. Biraz ses çok versene. Evet. Beşiktaş. Yukarı göstersene ya. Yukarı. Gökhan göster zaten ya artık Beşiktaş. Evet göster Gökhan'ı ya. Gökhan coştu Beşiktaş marşıyla. Beşiktaş gole gidiyor. Beşiktaş gole gidiyor. Yok gene mi sosa yoksa? Vallahi gene sosa erikliler yapıyor ya. Gün Beşiktaş'ın gibi sevgili seyirciler. Siyah beyazlılar artık Vodafone Arena'da adım adım şampiyonluğa koşuyor. Maçta 84. dakikaya geldik. Dolmabahçe'de, Beşiktaş çarşı içinde. Siyah beyazlılar, çok mutlu siyah beyaz taraftarlar. Beşiktaş sahada şovunu yapıyor. Vodafone Arena tribünlerinde de siyah beyazlı taraftarlar bu şovun adeta parçası oluyorlar. Vodafone Arena'da şampiyonluk şarkıları içeride, dışarıda Beşiktaş taraftarı meşalelerle büyük coşku yaşıyor sevgili seyirciler. Beşiktaş 2015-2016 sezonunun şampiyonluğuna artık dakikalar uzaklığında 85. dakikaya geldik. 85. dakika artık tüm Beşiktaşlılar, tüm Türkiye'deki Avrupa'da yaşayan Beşiktaşlılar bu karşılaşmanın son düdüğünü bekliyor sevgili seyirciler. 2015-2016 sezonuna teknik direktör Şenol Güneş'le giren Beşiktaş, Gomez'le, Sosa'yla, Oğuzhan'la çok önemli oyuncularla şampiyonlar gidiyor. Atiba'yı unutmamak lazım bu şampiyonluk hikayesinde. Çok önemli bir katkı verdi. Olcay Şahan keza öyle. Quaresma, Gomez, savunmada Marcelo. Unutmayalım Ersan Gülüm'ün ligin ilk yarısında katkısı büyük. Sakatlığı sebebiyle ikinci bölümde hiç oynayamayan Rodolfo'nun katkısını unutmamak lazım. Tolga Zengin çok eleştirilmesine rağmen şampiyonlukta önemli bir katkısı var kaleci Tolga Zengin'in. Beşiktaş 3-1 önde 86. dakika artık dakikaları sayıyor siyah beyazlı taraftarlar. Beşiktaş ligde 14. şampiyonluğuna çok yakın sevgili seyirciler artık Beşiktaş resmi olarak şampiyonluğunu ilan etsin diye bekliyoruz. Gözler Cüneyt Çakır'da 86. dakika. Tahmin ediyorum Cüneyt Çakır uzatmayacaktır hocam. Ne dersiniz bilmiyorum. Yani belki değişiklikler yani falan oldu olursa, ya profesyonel olarak. 3-2 bir olursa bir, belki uzatır bir, ama. Bir dakika falan uzatır. Bir dakika. Gökhan bir şey soracağım sana. Tabii sor hocam. Necip son şampiyonlukta
kadroda iyi değil mi? Mustafa Döniz döneminde. Onun haricinde olan oyuncu yok değil mi? Serdar var. Serdar bir şampiyonluk yaşadı kadroda. Ama Serdar, Mustafa Denizli döneminde gitti geldi sonra ama. Mustafa Denizli döneminde değil. Kadroda şampiyonluk yaşayan bir yok. Necip de yok. Necip vardı o dönemde. Yoktu, 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 yoktu. Bir tek kadroda bir tane yani şampiyonluk yaşayan var. O da yanılmıyorsam evet, şey Beşiktaş'ta, Serdar. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol lazım. Güneş. Bakacağım. Cenk yani, Tosun'u da gitmedi de kadroya girmiyordu. Cenk Tosun'u da onurlandırıyor. Quaresma çıkıyor. Beşiktaş taraftarının büyük bir alkışı var hocam. Hocam Beşiktaş taraftarının büyük alkışı var. Quaresma çıkıyor. Cenk Tosun giriyor sevgili seyirciler. Vodafone arenada Quaresma'ya büyük sevgi gösterisi var. Sadece Beşiktaş'ta Quaresma değil. Tüm oyuncular artık Beşiktaş taraftarının adeta göz bebeği oldu bu sezon. Çok önemli bir başarıya imza atıyor. Siyah beyazlı takım Şenol Güneş önderliğinde Fikret Orman ve yönetimiyle birlikte sezon başında yola çıkan, kolları sıvayan Şenol Güneş sezonun 33. haftasında Beşiktaş'a şampiyonluğu tattırmak, yaşatmak üzere. Şenol Güneş kariyerinde ilk kez bir şampiyonluk yaşayacak sevgili seyirciler. Beşiktaş'la Şenol Güneş sezon başında bir araya geldi ve Beşiktaş, hem Beşiktaş uzun bir aradan sonra 7-8 yıl sonra hem de Şenol Güneş çok uzun bir aradan sonra bir şampiyonluk yaşıyor Beşiktaş'la. İlk kez bir şampiyonluk yaşıyor. Kasımpaşa daha bitti. Bu arada Kasımpaşa maçı sona erdi sevgili seyirciler. 7-0 bitti maç. Bu arada sen iki kaleciyi saydın ama ben Günay'ı da yani senin aklında yani o an cümlenin kuruluş şekli anlamında aklına gelmemiş olabilir. İstediğin her şeyi ekleyebilirsin Gökhan. Eyvallah. Ya kimse yanlış anlamasın. Seni düzeltmek için söylemiyorum. Estağfurullah. Galatasaray maçında yediği bir gol var. Hatalı bir gol var. O gol sonrasında çok eleştirilmişti. O gün kaleye geçmesi de büyük cesaretti. İzin verirsen Beşiktaş tarihine geçmiş futbolcu kadrosunu okumak istiyorum. Tolga Zengin, Günay Güvenç, Deniz Boyko, Hüseyin Yılmaz, Andreas Beck, İsmail Köybaşı, Rodolfo, Tosic, Marcelo, Delgado, Serdar, Furkan, Serkan, Sezer Yıldırım, Atiba Açınsın, Necip Uysal, Oğuzhan Sosa, Olcay, Ricardo Quaresma. Bu arada Gökhan, şu anda Beşiktaş TV'nin kamerasından, gökyüzünden Dolmabahçe'yi görüyoruz sevgili seyirciler. Yanıyor Dolmabahçe. Dolmabahçe yanıyor. Tanju abinin de söylediği gibi. Müthiş bir atmosfer. Bravo, bravo İlbey, burada kal. Harikasın. Arena'nın dışında meşaleler yandı. Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor. Evet. Beşiktaş şampiyon oluyor sevgili seyirciler. 2015-2016 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oluyor. Beşiktaş 14. şampiyonluğu için artık Cüneyt Çakır'ın son düdüğünü bekliyor sevgili seyirciler. Müthiş bir atmosfer var. Hem Vodafone Arena'nın içinde hem dışında. Gerçekten Türkiye geneline yayılacak Beşiktaş bir mutluluk olacak bu bugün. Çünkü 7 sezonun acısını çıkartıyor Beşiktaş taraftarı. Ve bunu da hak ediyor gerçekten. Çünkü deplasman demeden, iç saha demeden, dış saha demeden Beşiktaş taraftarı takımını sezonun başından bu yana, yani sadece bu sezonda değil, 3 sezondur takımını içerideki maçlarda bile deplasman havasında, deplasmandaki maçları bile içeride havasında destekledi Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş taraftarı da en az sahadaki futbolcu kadar mutlaka bu şampiyonlukta etkisi olmuştur. Burası Taksim Meydanı sevgili seyirciler. Taksim Meydanı'nda şu anda yer yer boşluklar görüyoruz ama stattaki kutlamalar bittiğinde hiç şüphesiz stattan çıkan taraftarın çok büyük bir bölümü, yaklaşık 40 bin kişi izledi bugün karşılaşmayı. 40 bin seyircinin çok büyük bir bölümü bu meydanda kutlamalarını sabahın ilk ışıklarına dek sürdüreceklerdir hiç şüphesiz. Ama lütfen Muhittin Hoca bizim aramızdan ayrılacak Gökhan. Önce Muhittin Hoca'ya hem bu sezon değerlendirmesini hem Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili cümlelerini alalım. Hocamın çünkü bugün yeğeni evleniyor şu saatlerde. Erken ayrılacak aramızdan. Düğüne gitmesi gerekiyor. Erken çıkacağım. Ben öncelikle Beşiktaş camiasını bir kere daha analarının ak sütü gibi helal şampiyonlukları için kutluyorum. Gerçekten güzel oyunlarıyla birliği, beraberliği aynı anda statlarını bitirdiler. Her şeyle güzel bir sezon geçirdiler ve şampiyon oldular. Kutluyorum. Bu akşam basketbol maçı olan EuroLeague'de Fenerbahçe kulübüne de yine başarılar diliyorum ve sizlerden. Bu arada Fenerbahçe maçı evet, da sona erdi. Evet, CSKA Moskova karşısında Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Evet, Muhittin Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı bu akşam için
Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle hocam. Teşekkürler. Sana iyi eğlenceler diliyoruz. Yeğenini tebrik ediyoruz. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Programlar bugünlük. Teşekkür ediyoruz hocam. İyi akşamlar. Tanju abi, evet hemen sana dönelim. Beşiktaş artık kutlamalara başladı. Şu anda 2 dakikalık bir uzatma var sevgili seyirciler. Vodafone Arena'da bütün yedek kulübesi şu anda kol kola, omuz omuza şampiyonluğu kutluyor. Taraftarıyla birlikte gerçekten Vodafone Arena'da muhteşem manzaralar var sevgili seyirciler. Hem içeride hem dışarıda. Dolmabahçe bugün yanıyor adeta. Meşaleler yanıyor. Havai fişekler patlatılıyor. Bir sürpriz var. Birileri bir şeyler giyiyor ama evet, anlamadım. Evet, tişörtler giyiliyor şu anda. Şampiyonluk tişörtü giyiliyor. Şampiyonluk hazır. Tişörtünü evet, yani giyiyor Beşiktaş. Resimek geliyor. Bir gol daha geliyor. Golle mi bitecek bu karşılaşma? Cenk olsun. Vuruşu savunmadan dönüyor sevgili seyirciler. Artık son saniyeler. Beşiktaş 2015-2016'nın şampiyonu oluyor. Cüneyt Çakır'da artık gözler. Resmen açıklanmasını bekliyoruz. Bu karşılaşmanın sona ermesini bekliyoruz. Şenol Güneş çok mutlu sevgili seyirciler. Hemen bir hazırlığı var değil mi İlbey'in? Büyük bir şovu var değil mi şovu? İlbey 24 spor servisi Beşiktaş'ın şampiyonu ve bitti. Karşılaşma sona erdi sevgili seyirciler. 2015-2016 sezonunun şampiyonu Beşiktaş. Şampiyon olan Beşiktaş'ı biz de burada stüdyoda alkışlıyoruz sevgili seyirciler. Beşiktaş alnının akıyla 2015-2016 sezonunun şampiyonu oldu. Statta büyük coşku var sevgili seyirciler. Vodafone Arena yıkılıyor. Bugün Beşiktaş 3. kez Vodafone Arena'da ve 3. maçında şampiyonluk kutluyor siyah beyazlı takım. Tanju abi sen de bir şeyler söylemek ister misin? Sosa şampiyonluğun mimarlarından taraftarın omuzlarında. Şu anda Vodafone Arena stadı yanıyor adeta sevgili seyirciler. Etrafta meşaleler yanmış durumda. İçeride, dışarıda, Dolmabahçe'de büyük bir coşku var. Tanju abi sen neler söyleyeceksin Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili? Hayırlı olsun diyorum. Kolay bir şey değil arkadaşlar. Statları yok. İnanın o hiç kolay değil. Deplasmanda oynuyorlar. Deplasmanda bu kadar çok kazanan bir Beşiktaş var. Mali sorunlar vardı zamanında. İlk devre stoperler satıldı. Hiç ama şu bir gerçek. Futbolcular da inandılar. Çok istediler. Başarının sonunda da yani bu iş kolay bir şey değil. Şenol Güneş hocamı kutluyorum. Gomez'i kutluyorum. Sosa'yı kutluyorum. Tolga'yı kutluyorum. Atiba'yı, Oğuzhan'ı yürekten oynayarak, isteyerek Türk futboluna gerçekten bu sene izletme anlamında keyif veren bir Beşiktaş vardı. Yürekten kutluyorum. Vodafone Arena'ya uzanıyoruz sevgili seyirciler. Altuğ Demirel şu anda o coşkuyu bizlere nakledecek. Altuğ söz sende. Vallahi Haluk şu anda duymakta çok zorlanıyorum. Vodafone Arena yıkılıyor. Bütün türbinlerde meşaleler. Futbolcular taraftarlarıyla buluşuyor. Sahanın içi taraftar futbolcu tutlarıyla dolu. Her tarafta 7-8 yılın ardından gelen şampiyonluğu Beşiktaş taraftarlarıyla kutluyor. Kralın dediği gibi çok uzun süre
Altuğ'un sesi zaman zaman gidiyor tabii sevgili seyirciler. Fikret Orman, Fikret Orman görüntüye geliyor. Tahmin ediyorum kızları. Gökhan yanındaki. Evet. Bir kızı mı var, iki kızı mı? İki kızı var galiba. İki. İki kızı var, evet. İki kızıyla birlikte tribünde büyük bir gurur yaşıyor. Şenol Güneş öyle, Sosa öyle, Gomez öyle. Gomez ki bu sene Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok önemli bir katkı sağladı. Gomez gol kralı da oldu galiba. Gol kralı, yani daha lig bitmediği için söyleyemiyoruz tabii. 25 gol, 26 gol oldu bugün Gomez. 26 gol attı Süper Lig'de. Müthiş bir coşku var sevgili seyirciler. Quaresma, Sosa, Olcay Şahan, şu anda Şenol Güneş omuzları aldı. Tüm oyuncular, Cenk Tosun orada, Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup. Birçok Beşiktaşlı oyuncu Şenol Güneş'i şu anda omuzları almış durumdalar sevgili seyirciler. Hiç şüphesiz tabii ki oyuncuları sayıyoruz. Onlar baş aktörler ama bu şampiyonlukta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ayrı bir payı var. Geçen sene Bursaspor'la oynattığı futbolla tüm Türkiye'nin takdirini kazanan Şenol Güneş bu sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve 33. haftada Beşiktaş taraflı tarafsız herkesin ortak görüşüyle bu sezonun şampiyonluğu hak eden takımıydı ve bu takımda hiç şüphesiz Şenol Güneş'in emeği çok büyük bir sevgili seyirciler. Bir tarafta sevinç, diğer tarafta hüzün var elbette. Kadıköy'de Fenerbahçeli futbolcular oldukça üzgünler. Diğer tarafta ise Beşiktaş büyük bir coşku yaşıyor. Beşiktaş artık son haftalarda önce Galatasaray'ı yendi. Ondan önce çok önemli maçlarda önemli sonuçlar aldı. Bir tek Akhisar deplasmanında 3-3 ile sallanmıştı Gökhan. O gün Beşiktaş'ta oyuncular özellikle Serdar'ın gözyaşları çok tartışılmıştı. Necip'in gözyaşları çok tartışılmıştı. Beşiktaş'ta oyuncular acaba şampiyonluk gidiyor mu derken Akhisar maçından sonra Beşiktaş puan kayıpsız şampiyonluğu göğüsledi. Haluk şöyle şimdi Beşiktaşlı futbolcular da Beşiktaşlı taraftarlar da şunu biliyor ve o kadar endişe ediyor ki Beşiktaş lige iyi başlayıp iyi götürse de ilk yarıyı 7 puan 10 puan önde bitirse de son 7 haftaya son 8 haftaya son 6 haftaya girildiğinde büyük bir panik yapıyordu. Ve Beşiktaşlı futbolcular bunları birebir yaşamış futbolcular da var kadroda. Bunu daha yaşamış oyuncular şimdiki kadroyu anlattığı olaylar da var. Dolayısıyla Beşiktaşlı futbolcular büyük bir aslında şeytanın bacağını da tam anlamıyla kırmış oldular. Bundan sonra artık Beşiktaş vitesi boşalmış kamyon gibi yokuştan aşağıya dolu dizgin gidiyor. Artık bundan sonra önünde çok da fazla rakip durabileceğini düşünmüyorum. Bu sezon için ben kadroyu sayıyordum. Kadroda eksik kalan oyuncular var. Hak geçmesin diye düşünerek söylüyorum. Oğuzhan, Gökhan Töre, Sosa, Quaresma, Gomez, Serdar Kurtuluş, Necip, Delgado, Kerim Fıray, Tolga Yaslan, Cenk Tosun, Olcay Şahan, Rodolfo, Tolga herkese anasının ak sütü gibi helal olsun bu şampiyonluk. Ben sosyal medyadan Beşiktaş'ı tebrik eden Fenerbahçe taraftarlarına da şuradan seslenmek istiyorum. Helal olsun size. Şimdi de Beşiktaş taraftarı şampiyonluk kutlamasını bitirir bitirmez bitirdikten sonra evine gidecek ve EuroLeague'de CSKA Moskova karşısında mücadele edecek Fenerbahçe'ye destek vermek için. Tanju abi sayısız böyle şampiyonluklar yaşadın. Bunun coşkusu çok başka olur. Bir sezonun, koca bir sezonun meyvesi bu şampiyonluk. Müthiş bir coşku var şu anda Vodafone Arena'da. Sevgili seyircilerimize aktarıyoruz. Şu anda stat çevresi, İlbey ekranı dörde bölmüş durumda. Stat çevresi, Dolmabahçe, Taksim. Yani gerçekten İstanbul'un dört bir yanında, belki de Anadolu'da ilerleyen dakikalarda oralardan da görüntüler gelecek. Mutlaka olacak. Beşiktaş taraftarı bugün çok mutlu. Hepsini biz de bir kez daha buradan alkışlıyoruz. İlbey bir şey rica ediyorum. Altta bir yere EuroLeague'i, Fenerbahçe'nin basketbol maçını koyarsan çok sevinirim. 5 dakika falan oldu başlayalı. O Fenerbahçe basketbol takımına da başarılar diliyorum. Gönülden kutluyorum inşallah. Bu akşam da onlar güzel bir zaferle bu maçı sonuçlandırır. Türkiye biraz mutlu olur, biraz keyiflenir, biraz heyecanlanır, biraz sokağa çıkar. İnsanlar bu güzelliği kutlar diye düşünüyorum. Beşiktaş'a gelince gurur Şenol Güneş'in, gurur Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, orada emeği geçen herkesin gururla bu akşam eğlenmesi gerektiğini, mutlu olması gerektiğini, coşkuyu
zevki, keyfi yaşaması gerektiği düşüncesindeyim. Zoru başardılar. Hiç kolay değildi. İnanın arkadaşlar. Nereden nereye gelindi unutulmamalı. Unutulmayacağını da düşünüyorum. Beşiktaş takımının sezon başında, bundan önceki yıllarda yaşadığı çileler, zorluklar, cezalar, içeri girenler, çıkanlar, girmeyenler, aklınıza ne geliyorsa bunları yaşayan bir Beşiktaş kulübü ve oradan dönüş yapan Beşiktaş camiası. Kutlamak lazım, kabul etmek lazım, saygı duymak lazım. Burada en önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Futbolcuların, teknik adamın, malzemecinin, taraftarın aynı şeyi düşünmesi, aynı inançta, duygu ve düşüncede olmasıdır Beşiktaş'ın şampiyon olmasındaki en büyük zaten sebep. Zaten hocam biliyorsun ki yıldızları da alsan, milyon euroluk topçu da alsan hiç önemli değil. Takım olacaksın abi, takım. Beşiktaş bu sezon şu ligde en çok takım olma özelliğini gösteren takım oldu bence. O zaman ben uzatmak istemiyorum. Bana yaklaş. Lütfen. Olur mu İl Bey? Lütfen İl Bey. Beşiktaş dileğin hakkıyla şampiyon. Var mı ötesi? Hayırlı olsun. Kutluyorum. Evet. Bravo diyorum. Evet sevgili seyirciler. 2015-2016 sezonunun şampiyonu Beşiktaş. Kimlerle şampiyon oldu? Kalede Tolga. Savunmasında Rodolfo, Marcelo, Alexis. Unutmayalım. Ersan Gül'ün. Sağ bek, bek. Sol bek, İsmail Köybaşı, orta sahaya geldiğimiz zaman Atiba, Oğuzhan, Yeni, Necip, Tolga Yaslan, Olgay, Olcay Şahan, Quaresma, Sosa, Gomez, Cenk Tosun. Gerçekten bu sene... Yok tüm, yok bu takımda be. Yok yok bu takımda evet. Bu sene gerçekten tüm taraftarın aklına yer ettiği bu takım müthiş bir sezon geçirdi. Ve şampiyonluk ipini Beşiktaş göğüsledi sevgili seyirciler. Beşiktaş kendi evinde Vodafone Arena'da İnönü Stadı'ndan sonra şu anda ekranlara da geliyor Beşiktaş'ın şampiyonluk anı bu. Yani Cüneyt Çakır'ın düdüğünden sonra Beşiktaşlı tüm futbolcular şampiyonluk tişörtlerini giydi ve saha içine koştu. Bunlar Altı Demirel'den gelen fotoğraflar. Müthiş bir coşku var şu anda. Yalnız bir tane Beşiktaş taraftar yok sağda, görüyor musun? Bak, çok bir önemli. Tane taraftar yok. Meşaleler ona yandı. Baktım ben de. Tabii. Şu anda stat adeta sise gömülmüş durumda. Beşiktaşlı futbolcular taraftarıyla karşılıklı tezahürat yapıp doyasıya şampiyonluğu kutluyor futbolcular sevgili seyirciler. Müthiş bir coşku var Vodafone Arena'da. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe üçlü rekabette sezona başladılar. Galatasaray erken avlu attı. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı 33. haftaya kadar sürdü. 33. haftada 2015-2016 sezonunun şampiyonluğunu Beşiktaş göğüsledi sevgili seyirciler. Hemen ekrana bakıyoruz. Bu arada CSK Fenerbahçe karşılaşmasının sonucu sağ üst köşede size sürekli değişecek sevgili seyirciler. Fenerbahçe şu anda 15-11 geride ilk çeyrekte. Ama skoru buradan da takip edebilirsiniz. Biz de size ilerleyen dakikalarda o maçla ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağız. Stat çevresi, Dolmabahçe, Taksim, Vodafone Arena adeta yıkılıyor bugün. Beşiktaş, Beşiktaş semtinin takımı Beşiktaş. Beşiktaş'ta büyük coşkularla 2015-2016 sezonunun şampiyonluğunu doyasıya kutluyor sevgili seyirciler. Bu arada Quaresma'nın açıklamaları da ufak ufak geliyor. Futbolcuların açıklamaları da ufak ufak geliyor. İstersen Haluk onları da paylaşalım. Quaresma, rüyam gerçek oldu. Geldiğimde bu şehri siyah beyaza boyamak istiyordum. Nihayet şampiyon olduk demiş. Bu arada Tolga Zengin'in açıklamaları da var. Olcay Şahan demiş ki o sene bu sene artık her sene Beşiktaş demiş. Oo çok iddialı. Evet. Neden Tolga olmasın? Zengin. Neden ne olmasın? Kadar şükretsek az, çok şükür başardık. Çok şükür, çok şükür demiş. İlk şampiyonluk sözleri bunlar. Bu şampiyonluğu hak ettik diyor Tolga Zengin. Bütün taraftarlara tek tek teşekkür ediyorum diyor. Malzemecisinden masörüne kadar bu takımda herkes bunu hak etti. Çok şükür ulaştık diyor. Şenol Güneş demiş ki Fenerbahçe'nin iyi bir takım olması bizim daha iyi olduğumuzu gölgelemez. Biz daha iyi bir takımız diyor Şenol Güneş. Tekrar etmekte fayda var. Fenerbahçe'nin iyi bir takım olması bizim daha iyi bir takım olduğumuzu gölgelemez. Biz
daha iyi bir takımız diyor. Ama unutma, daha iyi olan takım zaten şampiyon. Evet. Arkadaşlar, eksilen bir şey değil. Daha iyi olan takım olan takım şampiyon olur. Takım şimdi olan canlı takım. Yayına bağlanabiliyor muyuz İnönü Stadı'na? Yaşar Temel'e bir bağlanalım. Oradan görüntülü atmosferi bize orada olur, çünkü olur. Yani top orada sende yaşadığı, burada. Top yaşadığı sende. İçin yaşadığı için atmosferi daha o coşkuyu bize verebilir Yaşar Temel. Yaşar Temel de bir Fenerbahçelidir. Ama işte bizim işimizin doğası bu. Yaşar Temel de işte şampiyonluğunu anlatacak bize birazdan. Ama tabii böyle günler gazeteciler için çok keyiflidir Tanju abi. Kim şampiyon olursa olsun o coşkuya ortak olmak, o coşkuyu yaşamak, insanlara yaşamak, yaşatmak, aktarmak, aktarabilmek. Bunlar çok keyifli, bizim mesleğimizin çok keyifli zamanlarıdır. Hele o mesleğin en keyiflisi de Gökhan Dinç'in şüphesiz. Yani Beşiktaş'ı çok seviyor, Beşiktaşlı. Bunu da hiç saklamaktan da şey duymuyor. Daha saklasın mı hatta yani, Allah aşkına neyini saklayacak? Bugün de Beşiktaş şampiyon oldu. Aramızda en mutlu isim hiç şüphesiz Gökhan Dinç. O da büyük coşku yaşıyor. Beşiktaş artık direkt Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı, çalmayacak mı diye biz Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağız. Aynen orada. Öyle. Beşiktaş için çok önemli çünkü Beşiktaş'ın gelecek sezonu şu an bu şampiyonluğu 14. şampiyonluk oldu. Yayının ortasında yani daha şampiyonluk garanti olmadan önce de söylemiştim. Motivasyon için gelecek sezon adına çok önemli bir olay var. O da 15. şampiyonluk. Dolayısıyla 15. şampiyonluğun motivasyonuyla Beşiktaş artık dedim ya vitesi boşa almış. Bu arada dedem arıyor ya. Dedem arıyor. Yayındayım dede. Ağlan dede. Dede arıyor. Bir Galatasaray taraftarı o da. Vahit o dede. O da seni tebrik etmek için. O da muhtemelen tebrik etmek için arıyordu. Dediğim gibi yani motivasyonu son derece yüksek olacak Beşiktaş'ın. Bu sezon kazanılmış olan şampiyonluğun dışında gelecek sezon adına da oldukça önemli. Bu arada hala 15-11 mi Fenerbahçe CSK? Yani bir bağlanamadık mı arkadaşlar ya? Daha basket olmamış bu arada. Bu arada 15-11 yani, şu anda Beşiktaş taraftarı tabii çok net söylemek lazım. Burada bir esprili bir yaklaşım da yapalım. Yani 7 yıl geçti. Yani 7 yıl önce doğan bir çocuk bir tane şampiyonluk görmedi şu an. Yani şu an 7 yaşında olması lazım. Yani bundan sonra bu sezon, bu yıl kaçıncı tarih ne? 2016 mı? 2016 doğumlular. Gökhan hemen bir stada dönelim. Tamam, Yaşar peki. Temel hazırmış. Peki. Yaşar beni duyabiliyor musun? Duymaya çalışıyorum Ali Kürekli. Peki Yaşar, hemen sözü sana bırakalım. Müthiş bir coşku var orada. O coşkuyu bizlere aktarmanı rica edelim. Ben şimdi içeriği de görüyorum. Havai fişekler patlıyor. Işıklar kapatıldı. Müthiş bir coşku var Dolmabahçe'de. Evet Ali Kürekli, siz de yayın başında da belirttiniz. Daha doğrusu maçın sonunda da belirttiniz. Bir kez daha tekrar edelim. Sport Toto Süper Lig'de oldu. Bu aynı zamanda Siyah Beyaz ekibin 14. şampiyonluğu oldu. Maç öncesinde gerekli bilgileri eminim paylaşmışsınızdır ama ben bir kez daha tekrar edeyim. Fenerbahçe'nin 6 puan önündeydi bugün. 1 puan dahi yeterli olacaktı siyah beyazlara ve net bir skorla galip geldi. Deyim yerinde ise işi ilk yarım saatte bitirdi. Marcelo 21'de 1-0 yaptı. 24'te farkı 2'ye çıkarttı. İkinci yarıda Gomez sahneye çıktı. Gomez için de ayrı bir parantez açacağım çünkü attığı 3. gol onun için de siyah-beyaz ekip tarihine geçmesi anlamında önemli bir goldü. Ve onun golü sadece skoru belirledi. Şu anda Beşiktaşlı taraftarlar, tabii ki stadın dışındayız. İçini görmemiz mümkün değil ama eminim sesler kulaklarınıza kadar, oraya kadar geliyordur. Şu anda inanılmaz bir atmosfer var. Neredeyse taraftarların %90'ı stadın içinde, çok az terk eden oldu. Ve şu anda bu arada yağmur da yağmaya başladı. İçeride kupayla bir kutlama olmayacak. Bunu zaten daha önce de yayın öncesinde de belirtmiştik. Federasyon kupayı göndermeyeceğini açıklamıştı ama şu an bir kupasız şampiyonluk kutlaması var. Havai fişek gösterileri var. Taraftarların dediğim gibi neredeyse %90'ı stadın içerisinde. Stadı terk eden çok az sayıda taraftar var. Stad çevresinde de maça giremeyen binlerce seyirci var. Şu an Beşiktaş'ın 14. şampiyonluğunu kutluyor. Beşiktaş hakikaten zor bir süreçten geçti, onu da belirtelim. Gerek mali anlamda zor günler geçirdi.
gerek stat anlamında zor günler geçirdi. Hani dış sahada Konya'da olsun, Ankara'da olsun, Olimpiyat Stadı olsun, Başakşehir Stadı olsun, iç saha olarak hep bunları kullandı. Ama nihayetinde stadına kavuştu. 42 bin kapasiteli stadı bugün hınca hınçta oldu. Resmi kayıtlarda 38.500 yazıyor ama ben stadın içerisindeydim. O ara merdivenler bile doluydu, bundan emin olabilirsiniz. Belki de 45 bin 50 bin civarında seyirci vardı. Ve şu anda da doyasıya 14. şampiyonluğunu kutluyor Beşiktaş. Bu şampiyonluk birçok isim içinde bir ilk oldu. Fikret Orman 3. dönemde başkanlık yapacak ve onun içinde anlamlı bir şampiyonluk oldu. 3. dönem başkanlığında ilk şampiyonluğunu yaşamış oldu kariyerinde. Şenol Güneş daha önce Trabzonspor'un başında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı 2 kez şampiyonluğu kaybetmişti ama bu kez Beşiktaş'la 2015-2016 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Bugün Beşiktaş'ın kadrosunda 11 olsun, ilk 18 olsun, hatta 18'e giremeyenler olsun, Necip Uysal ve Serdar Kurtuluş hariç bütün Türk futbolcular ilk kez kariyerlerinde bir şampiyonluk yaşadı. Bunu da belirtelim. Ve Beşiktaş önümüzdeki sezon bu şampiyonlukla birlikte ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde 6 sezon aradan sonra gruplarda temsil etmeye hak kazandı. Bu aynı zamanda ortalama bir rakam vermek gerekirse 150 milyon lira demektir. Beşiktaş'ın kasasına girecek. Gomez için de ayrı bir parantez açalım. Gomez Dembaba'nın rekorunu kırdı. Resmi maçlarda bu sezon siyah beyazlı forma altında bugün attığı golle gol sayısını 28'e yükseltti. Ligde 26. golü, krallıkta ilk sırada ama resmi maçlarda UEFA Avrupa Ligi olsun, Ziraat Türkiye Kupası olsun, Sportoto Süper Lig olsun, tüm resmi kulvarlarda attığı, bugünkü attığı golle gol sayısını 28'e çıkarttı ve Dembaba'yı geçti. Bu ne anlama geliyor? Beşiktaş'ın en çok bir sezonda resmi maçlarda gol atan yabancı futbolcu unvanını eline geçirmiş oldu Alman Mario Gomez. Şu anda taraftarlar hala coşkulu bir şekilde şampiyonluğu kutluyor. Evet, Beşiktaş'ın 14. şampiyonluğu hayırlı olsun diyelim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü ben tekrar Anlık Skor stüdyolarına bırakıyorum. 24 Spor Servisinden Yaşar Temel'e çok teşekkür ediyoruz. Vodafone Arena Stadı'nda yaşananları bizlerle paylaştı. Evet sevgili seyirciler, Vodafone Arena'da Dolmabahçe'de Beşiktaş'ta müthiş bir şampiyonluk coşkusu var. Az önce 24 Spor Servisinden arkadaşımız Yaşar Temel orada yaşanan tüm gelişmeleri aktardı. Bir taraftan da gözümüz Fenerbahçe'nin CSKA ile oynadığı EuroLeague finalinde. Şu anda CSKA 22-20 önde. Bir ara fark 5 sayıya kadar çıkmıştı ama Fenerbahçe önce 20-20'yi yakaladı ama az önce bir basket yedi ve 22-20'ye geldi ve ilk çeyreği CSKA 22-20 önde tamamladı. Son derece kafa kafaya giden bir mücadele. Oldukça zor bir maç ama ilk çeyrek CSKA Moskova'nın 22-20 üstünlüğüyle tamamlandı. Tekrar Vodafone Arena'ya dönecek olursak Ahmet Nurçebi maç sonrasında çok önemli açıklamalar yaptı sevgili seyirciler. Onların bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Evsiz barksız bir şekilde şampiyon olduk.
Biz de bilmiyoruz nasıl yaptık. Allah yardım etti. Muhteşem bir sonuç dedi Ahmet Nurçebi. Konya maçını öğlen 2-3'e alırsak uçup buraya geleceğiz. Vodafone Arena'ya geleceğiz. Almamız lazım. Alırız. Konya bize anlayışlı olur ifadelerini kullandı. Büyük ihtimalle maçı öğlen saatlerinde oynayıp Konya'dan özel uçakla İstanbul'a gelmeyi planlıyor Beşiktaş. Ve o gün kupasını kaldırmak istiyor Vodafone Arena'da siyah beyazlı camia. Hemen Altuğ Demirel'e dönmeye çalışalım. Vodafone Arena'nın içinde içeride neler yaşanıyor? Altuğ Demirel'den son bilgileri alalım. Peki Altuğ Demirel bizi duymakta zorluk çekiyor sevgili seyirciler. Vodafone Arena'da müthiş bir şampiyonluk kutlaması yapıyor Beşiktaş. Önceden Gökhan'ın da yayın içinde maç devam ederken söylediği gibi yapılan hazırlıklar var. Işıklar söndü, havai fişekler patladı. Siyah beyazlı taraftarla futbolcular karşılıklı tezahüratlarda bulundu. Büyük bir coşku var Vodafone Arena stadında. Siyah beyazlı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutluyor. 7 sene sonra Beşiktaş ilk kez şampiyon oluyor bugün. Beşiktaş taraftarı için bugün çok mutlu, unutulmaz bir gün. Marcelo'yu görüyorum çocuklarıyla birlikte. O da yeşil zeminde şampiyonluğu kutluyor ki bugün Osmanlıspor karşısında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu. Marcelo sezon ortasında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Marcelo Almanya Bundesliga'dan gelmişti. Belgrad'da kiralık gelmişti biliyorsun Haluk. Evet, hani ama ben onu... senin birazcık temponu almak daha için he, oraya tabii giriyorum. Tabii gir abi. Belgrado'da devre arası geldi. Sezon sonu gidecek ama şampiyonluk yaşayıp gidecek. Yani kariyerine bir lig şampiyonluğu daha forma giyip şanslı olan oyuncu. Evet evet. Yani hani yıllardır bu işi bekleyen, yıllardır bu zaferi bekleyen Beşiktaş'ta yıllardır forma giymiş futbolcular olmasına rağmen geldi. 2 ay 3 ay sonra şampiyonluğu kutluyor şu an. Dediğim gibi Beşiktaş yönetimi çok çok inanılmaz büyük bir hazırlık yapmadı stada. Çünkü Konya maçının hemen ardından yapmak istiyordu. Öncelikli olarak girişimlerini maçı salı gününe alma ve çarşamba günü kupa töreni yapmaydı. Ama galiba anladığım kadarıyla Ahmet Nurşedin'in açıklamasından anladığım kadarıyla maçı salıya alamıyorlar. Çarşamba oynanıp daha erken oynanıp dönüp hemen... Maç bitti biter bitmez niye dönüp... Niye salıya alamasından sebep ne? Bilmiyorum ki. Yani ya artık bunlardan kurtulalım ya. Kulüpleri dinleyelim. Ya ben dedim ya. Bak yani ilk ben söyledim biliyorsun. Tanju abi. Dedim. Bu arada bak, çok dedim güzel bir fotoğraf var. Az önce ben ekranlara geldiğinde anlatmıştım. Şimdi İlbey o fotoğrafı bulmuş. Şenol Güneş burada Beşiktaşlı futbolcuların omuzlarında şampiyonluğu kutluyor sevgili seyirciler. Beşiktaşlı oyuncular Şenol Güneş'i... yani bunu nasıl anlatılır? Havaya fırlatıyorlar. Evet, evet. Yani Şenol Güneş ve oyuncular ekle tırnak gibilerdi bu sezon. Ve 33. çok haftada... Çok çalıştı Haluk. 33. Çok haftada çalıştı. Her futbolcuyla çok çok uğraştı. Her futbolcuyla tek tek uğraştı. Maddi sıkıntıları oldu uğraştı. Dertleri oldu uğraştı. Özel hayatında sıkıntılar oldu uğraştı. Hemen hemen her işleriyle uğraştı Şenol Güneş. Bir teknik adamdan çok bir baba edasıyla futbolcularına yaklaştı. Zaten... Bu arada Olcay Şahan tribünde üçlü çektiriyor. Yani Olcay Şahan ne ara tribüne çıktı onu bilmiyorum. Tribündeydi ya zaten. Ay ama sonra sahaya inmişti ha, ya. O yüzden diyorum. Yani şampiyonluk kutlamalarında saha içindeydi. Şimdi tribüne çıkmış. Tribünde üçlü çektiriyor. Gerçekten çok güzel görüntüler var Vodafone Arena'da. Yani unutulmayacak bir gece yaşıyor. Tabii hem canım. Oyuncular, hem teknik heyet, hem yönetim, Fikret Orman ve yöneticileri, Ahmet Nurçebi, Metin Albayrak. Çok önemli bir gece Tanju abi. Yani sen sayısız yaşadın. Aslında bu duyguyu aramızda en iyi anlatan, anlatacak kişi sensin. Yaşadın defalarca çünkü. Sevgili Ali, çok keyifli. İnanamazsın şu anda keyif son noktada, son dorukta dorukta. Ben buradan hissediyorum. Ben de keyifleniyorum çok. Bu arada Ethem abi de orada. Arada, evet. Ethem Sancak abim de orada. Bak size söylemiştim. Bravo, bravo. Es Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak beyefendi de. Beyaz'da Beşiktaşlıdır. Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları ama bir şey daha söyleyeceğim. İdealler arasında aldı. Beşiktaş Başkanlığı da yer almaktadır. Ben buradan söyleyeyim. Yani düşüncelerin içinde vardır ve heyecanla bekliyordur. En kısa zamanda da bu konuda atak yapacağını düşünüyorum.
yani hayatın ideallerinin arasındadır. Şüphe yok yani. Beşiktaş başkanlığını çok istiyor. O kadar iyi olmasa destek vermesi. O kadar iyi bir Beşiktaşlıdır ki bu arada Ethem Bey. Tanju abinin o planları dahili içerisindeyse bile, olacağını bilse bile girmez. Tabii canım bekler. Şu an için demiyorum ben zaten. Tabii, tabii. Yani düşüncelerinde yani yer abi, aldığını biliyorum. Ya siyah bak, beyaz bak, renklere gönül keyifli, vermiş. Bak ne kadar keyifli görüyor musun? Siyah beyaz renklere gönül vermiş herkesin kafasında bir gün Beşiktaş Kulübü Başkanı olmak tabii vardır canım. İdeallerinde. Tabii. Sayın Sancağ'ın da mutlaka böyle bir takım düşünceleri vardır. Planı var mıdır onu bilmiyorum. Sen... O da şu anda dünyanın en mutlu insanlarından biridir. Hiç hasta bir Beşiktaşlıdır. Fanatiğin ilerisindedir. Ben bir gün mutlaka biliyorum, düşünüyorum ki sevgili Ethem Sancak abim Beşiktaş'ta önemli bir yerde. Başkanın haricinde hiçbir yerde kabul etmez. Görev almayı düşünüyor. İnşallah kendisinin de şampiyonluğunu tebrik edelim. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hem Beşiktaş taraftarına hem kendisine hem siyah beyaz taraftarlara herkese hayırlı olsun. Gerçekten çok önemli bir şampiyonluk. Oldukça önemli. Beşiktaş camiası adına çok önemli ya. Haluk yani Şenol Hoca için önemli, Gomez için önemli, Sosa için önemli, Gökhan Töre için önemli, Fikret Orman için önemli, Metin Albayrak için önemli. Ya kimin için önemsiz? Için önemli, taraftar Ahmet abi için önemli. Kimin için önemsiz? Herkes için önemli. Etrafında döner satan Beşiktaş camiası için çok önemli. İnanılmaz önemli bir şampiyonluk ve hak edilmiş. Şimdi bak, her şampiyonluk tabii ki hak edilmiş şampiyonluktur. Ama yarıştığın... Üç büyük kulüpten bir tanesi Fenerbahçe bile bittikten sonra tebrik mesajı yayınlıyorsa, yani Fenerbahçe kulübü anlamında söylemiyorum. Şu anda da galiba İlbey beni bir baksın arkadaşlar. Resmi isteden bir tebrik var mı Beşiktaş'a? Ona da bir baksınlar. Fenerbahçelisinden Galatasaraylısına hemen hemen herkesin sosyal medyada tebrik ettiği bir şampiyonluk oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sene Türkiye futbol severi Beşiktaş'ın şampiyon olmasından dolayı çok büyük mutluluklar taşıdığını düşünüyorum. Tabii. Herkes mutlu abi. Yayıncı kuruluş mutlu, biz mutlu. Vallahi öyle. Değil mi? Keyif alıyoruz. Bu arada tabii bir gözümüz de Fenerbahçe CSKA EuroLeague finalinde sevgili seyirciler. Ya bir öne geçsek var ya orada da. 26-23 CSKA'nın üstünlüğü var şu anda. İkinci çeyrek oynanıyor. İkinci çeyreğin tamamlanmasına 3 tane atış kullanacağız. 38 saniye var. Bu arada Antic'e bir faal yapıldı. 3 tane atış kullanacağız. Faal verdi mi Sancu abi? Ben göremedim. Verdi, üçlük kullanacağız. 3 tane atış halinde mi? Serbest atış. Tamam peki. Evet şu anda Antic'te 3 serbest atış kullanacağız sevgili seyirciler. Üçlüğe kalktığı anda yapılan faal bu sebeple atış anında yapıldığı için 3 serbest atış kullanacak Antic'le Fenerbahçe. Hemen onu da söyleyelim. İlk atışı başarılı oldu. Evet, fark 2'ye indi. 26-24. Televizyonun sağ üst köşesinde Fenerbahçe CSKA EuroLeague finalinin skorunu da takip edebilirsiniz sevgili seyirciler. Bunu da size hatırlatalım. Şu ana kadar Galatasaray ve Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili bir kutlama gelmedi. Ama çok daha taze, yeni. Tabii. Yani mutlaka ilerleyen saatlerde Kulüpler Birliği, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı tabii tebrik edeceklerdir. Çünkü artık o noktaya geldik yani onu söyleyebiliriz. Bu arada tabii. Fenerbahçe 26-26 yakaladı. Antic 3 serbest atışın içinde. Hadi be bir öne geçsek var ya. 3 serbest atışın içinde sayıya çevirdi. Şenol Güneş alıp bence yapacağız. Benim kişisel görüşüm Tanju abi bu şampiyonlukta bir numaraya kimi yazarsın dersen, sezon başında da, yani sezon boyunca da burada dilim döndüğünce söylemeye çalıştım. Yani benim hayran olduğum bir teknik adam. Yani oynattığı futbolla çok takdir ettiğim. Bir numaraya kimi yazarsınız derseniz, yani belki kimileri Gomez'i yazabilir ama ben hiç tartışmasız Şenol Güneş'i yazarım. Tabii sen niye bunu söylüyorsun? Şenol Güneş'i tanıyorsun. Şenol Güneş'in başarılarını, hedeflerini biliyorsun. Tabii ki ben sana katılıyorum ama burada bir lider var. Bu da Şenol Güneş, kabul ediyorum. Ama burada futbolculara etkisi, futbola etkisi bir teknik adamın %15 veya 20'dir. Hadi gel Şenol Güneş bu sene %30 desin ama futbolcuların katkı payının da çok olduğunu söyleyip o bir numaraya futbolcuların adlarında yazmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bunun için söylüyorum Tanju abi. Herkese göre değişiyor. %15, %20 diyorsun ya.
Yani şimdi Fenerbahçe'de... Sana göre kaçtır teknik direktörün şimdi katkısı? Şu örneği vereceğim öyle. Yani bunu tartışma açmak için söylemedim. Fenerbahçe'de Pereira bu sezon oynattığı futbolla bence Fenerbahçe'nin şampiyonluktan kopmasının en sebebidir, önemli sebebidir. Sebebidir, katılıyorum. Beşiktaş'ın da şampiyon olmasında Şenol Güneş'in oynattığı futbol en önemli sebeptir. Ya ama elindeki, herkes, elindeki argümanlar göre, çok önemli ama. Herkese göre değişir derken onun için söylemiştim. Ama elindeki yani argümanlar... Sen Gomez'i yazabilirsin, Sosa'yı yazan olabilir, Atiba'yı yazan olabilir, Oğuzhan'ı yazan olabilir. Yani futbolcular da elbette çok önemli. Beşiktaş takım halinde çok iyiydi. Evet ama bu takımı da işte bence takım haline getiren kişi... Şenol Güneş de o sebeple birinci. Onu da yapacak görevi o zaten. Tabii, sevgili aynen, arkadaşım. Doğru. Yani liderlik vasfı. Olcay Şahan demiş yani ki çok ona mutluyum. Göre ücretini alıyor, ona Sancı göre abi. Yapıyor efendim canım. Bak çok mutluyum. Biz 3 senedir statsız oynuyoruz. Hedefimiz burada çok şampiyon doğru. olmaktı. Biz bu statta kupa kaldırmak istiyorduk ve başardık. Bayrağı ortaya koydum çünkü Türkiye'de, bayrak dikmiş bu arada ortaya Olcay. Türkiye'de tek ay yıldızlı kulüp var. Bu başarı... Ne demek tek ay yıldızlı? Yok yok tek ay aldığı yıldızlı bir kulüp var. O ne demek? Ben onu algılayamadım. Logosunda ay yıldız var ya. Şeyde yok mu diğer takımlarda? Yok. Niye? Beşiktaş resmi Twitter adresinden merhaba Şampiyonlar Ligi biz geldik diye tweet attı. Var mı? Görseli var mı? Champions League Twitter adresine Beşiktaş'ın kendi ve Fenerbahçe 27-26 öne geçti. Haydi bakalım. Haydi Fener. Hadi Fenerbahçe. Yani 27-26 öne geçti şu anda. Yani sürekli güzelliklerden bahsediyoruz bugün. Beşiktaş resmi Twitter adresine. Ya şu fotoğrafları tam versene be. İlbey senden rica edeceğim. Orada mutlaka sen telif başka baksana şunlara ya. Bence bizi baksana çok koyma ya İlbey. Rica ediyorum. Ver müziği. Mümkün mertebe. Müziği de aç biraz. Müziği aç biraz. Değil abi. Sinan abinin dediği gibi. Ver müziği. Ver müziği hadi. O zaman ver müziği. Coşku var sevgili seyirciler. Stüdyoda Gökhan Cöz büyük coşkuyu yaşıyor. Beşiktaşlı oyuncular, taraftar, teknik heyet, yönetimse Vodafone Arena stadında yaşıyor büyük coşkuyu. Yalnız burada da fena görseller varmış ya. Evet sevgili seyirciler, 2015-2016 sezonunun şampiyonu Beşiktaş tüm coşkusuyla şampiyonluğu kutluyor. Artık tabii o ilk andaki coşku yerini biraz daha sükunete bıraktı. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından yeniden birlikte olacağız sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler, Vodafone Arena stadına uzanıyoruz. Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanı soruları yanıtlıyor. Biraz geri çekil, beyaz TV. Herkesin ümitleri 10 saniye kaldı, kusura bakma, rica ederim. Tarça. Abi girme şimdi. Biraz savaşalım. Elinde mikrofon yok sevgili abi. Az geç. Kullanma. Bekliyorum. Biraz daha açalım. Tamam mıyız? Başlayalım mı? Evet sevgili seyirciler, şu anda son hazırlıklar yapılıyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman soruları yanıtlıyor. İzliyoruz. Canlı yayın, tamam hadi böyle. Çık. Çarlar, statsız kendi evimiz olmadan neredeyse son 3 maçımız hariç bütün maçlarımızı deplasmanda oynadık. Onun için de çok zordur. Başta teknik direktörümüz olmak üzere bütün teknik heyeti. Bütün oyuncularımızı kutluyorum.
Tabii ki bunu bizle beraber bu ızdıraplı günü çeken taraftarlarımıza armağan olsun. Çok zor günlerden geldik. Yani ben de arkadaşlarım da nereden geldik Metin? Ne günlerden geldik? Hamdolsun Allah bize bunları gösterdi. İnşallah hep söylüyorum biz bu işe tribünlerden geldik. Alnımızın teriyle geldik. Her adımını adım adım çıkarak geldik. Tek amacımız da Beşiktaşları mutlu etmekti. Mutlu ettiğimiz için de mutluyum. İnşallah o mutlulukların devamını nasip etsin. Tüm yönetici arkadaşlarıma da camiamına teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, şimdi şampiyon oldunuz. Tebrik ederim öncelikle. Sağ olun. Şimdi bir de önünüzde Şampiyonlar Ligi'ne direkt gireceksiniz. Evet. Beşiktaş'ın hedeflerinde bir büyüme, bir değişiklik tamam. olacak mı bundan sonra? Ya şimdi tabii çok zorluklardan gelip böyle başarılar elde edince çıta çok yukarı doğru çıktı. Ama samimi olmak lazım. Dürüst olmak lazım. Ben daha evvel de açıkladım. Biz şımarmayacağız. Bizim bir kulüp yönetme sistemimiz ve politikamız var. Bu sistemde aynen devam edeceğiz. Böyle yedi yetimin hakkını öyle transfer yapacağız diye saçmayacağız. Bizim siyasetimiz bu. Şampiyonlar Ligi zor bir lig. Ve orada yaklaşık olarak 10-15 tane takım 250 milyon euro sadece oyuncu bedelleriyle oynayan takımlar bunlar. Zor bir lig. Ama Beşiktaş da çok büyük bir camia. Allah yolumuzu açık etsin. Başkanım, stat dediniz yapılmaz dendi. Başkanlık dediniz başkan olamaz dendi. Şampiyonluk dediniz imkansız dendi ama siz hepsini başardınız. Sağ ol. Neler söyleyeceksiniz? Ya açıkçası ben de arkadaşlarımla biraz haklı gururunu yaşıyoruz. Dün esasında çok üzüldüm. Yani dün Mali Genel Kurulu'da çok üzüldüm. Sanki ben Beşiktaş'ın değil de bir başka takımın Mali Genel Kurulu'na gitmiş gibi hissettim. Ve konuşanlar sadece oraya bir maksatla gelmişlerdi. Ama buradan da söylüyorum. Beşiktaş'ın gündemi onlar değil. O Beşiktaşlar onların ne olduğunu biliyor, niyetlerini de biliyor. Onları da onun bedelini ödeteceğim, hiç merak etme. Sayın Başkan, herkes... güzeller içinden biz seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim. Sağ olun, sağ olun. Şarkısı söylendi, bu planlanmış mıydı? Yok, bilmiyorum, benim bildiğim şey. Sayın Başkan, bütün taraftarlar, camia, Mario Gomez'i bekliyor 26 golle. Gol kralı olmuş, şampiyonlukta büyük pay sahibi. Ne olacak Mario Gomez'in durumu? Önümüzdeki sezon Mario Gomez Beşiktaş forması giyecek. İnşallah. Biz Mario'yu çok seviyoruz. Beşiktaş taraftarı da Mario'yu seviyor. Her zaman söylüyorum. Mario burada muhteşem bir sezon çıkarttı. Ama bu takımın bir parçası olduğu için çıkarttı. Yani onun o sezonu çıkartmasında bütün oyuncuların payı var. Bu bir takım oyunu. Mario da Beşiktaş'tan çok iyi dokusu uyuştu. İnşallah biz devam etmek istiyoruz. O da isterse olur. Olmaması için. Şampiyonasından sonra mı belli olacak? Yok. Hemen birkaç gün, birkaç hafta o süreç içerisinde belli olur. Sayın Başkan, şampiyonluğu kazandınız. Yarın sabah şampiyon takımın başkanı olarak uyanacaksınız. Hislerinizi biraz anlatır mısınız tüm bu gelişmelerin dışında? Yorgunum. Hakikaten çok yorgunum yani. Ben tam 8 aydır falan bir gün, bir pazar bile tatil yapmadan geliyorum. 18 saat ortalama çalışarak geliyorum. Bu görmüş olduğunuz şeyler böyle doğaçlama olmadı. Metin de burada ama sağladı. Yani biz o kadar çok çalışıyoruz ki kemiklerimiz ağrıyor artık yorgunlukta. Biraz dinlenmek istiyorum. Eğer şu şampiyonluk baloları müsaade ederse, şimdi bütün camia tabii şampiyonluk balosu her ilde yapmak istiyor. Beşiktaşları mutlu edeceksek onda da içeceğiz ama biraz keyfini çıkaracağız. Kupayı merak ediyor. Kupa neden bugün verilmedi Sayın Başkan? Ne zaman verecek programınız nedir? Beşiktaşları da bu programınızı duyurursanız güzel olur. Neden yani, siz mi istemediniz? Yok. Şimdi bugün bu maça çıkıyoruz. Ve galip geleceğimize inanıyorduk ama daha şampiyon olmamışız. Olmadan da buraya getirmenin bir manası yok. Herhangi bir kötü sonuçta çok farklı noktalara çekerler. Biliyorsunuz bizde bir işi yapması değil de yıkmasını çok iyi herkes biliyor. Biz hep yapan tarafta olduğumuz için onu hesap etmek durumundayız. Konya maçını artık günübirlik gideceğiz. Federasyonumuzdan da rica edeceğiz. Onu bir nizam saatinde erkene alalım. Aynı gün gideriz ve geri döneceğiz. Ertesi günde burada takımımızda müthiş bir şov hazırladı arkadaşlarımız. Teknolojik olarak da önemli bir şov hazırladı. Geri kalanı Metinlerin yaptığı iş. Onlar artık
en güzel bir şekilde bütün Beşiktaş camiasıyla bunu kutlayacağız. Hoş bir şey. İnşallah beğenirler. Sayın Başkan, bu şampiyonluğu tek kelimeyle nasıl anlatırsınız? Tek kelime. Ha, tek kelime. Tüm yılın özeti nedir hocam? Alın teri derim. Alın teri tabii yani. Alın teri. Nereden nerelere geldik yani. Herkes bunu görüyor. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. Gel. Tamer. Tamer. Bizler Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'ın maç sonrasında Vodafone Arenası'nda yaşananların ardından yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili tüm ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Yine Vodafone Arena'ya uzanıyoruz. Beşiktaş yöneticileri Ahmet Nur Çebi ve Metin Albayrak kameraların karşısında. Kupanın geleceği bugün belli oldu. Yani matematik olarak bugün belli oldu. Sayın Başkan, adım adım şampiyonluğa gelindi. Stat açıldı, stat yapıldı, transferler yapıldı. Takım 4 senelik bir süreç içinde bu hale geldi. Biraz geriye dönüp baktığınızda ilk aklınıza gelen anılar nedir bu şampiyonlukla ilgili? Yani biz... Metin anlatayım mı? Biz ilk Ümraniye'ye gittiğimiz zaman futbolcu arkadaşlarımız vardı o zaman tabii. Birçok Portekizli arkadaşımız vardı. Onlarla karşılaştığımızda hepsi çok böyle kırgın, bezgin, beklentiler genelde içerisinde. Genelde takımın bütün ruh haliydi çok bozuktu. O gün biz nereye geldik Sayın Başkanım dediğimi hatırlıyorum. O da bana sürekli hatırlatıyor. Bugün çocuklarımız çok daha mutlu o güne göre. Daha motive olmuş vaziyetteler. İlk hatırladım. Yani Nevzat Demir'e girdiğim anda böyle demotive olmuş futbolcu kardeşlerimiz vardı. Onların birçoğunu ayağa kaldırarak buraya geldik. Çok şükür Allah'a. Sayın Çebi, siz bir de sezon başı çok sağlam bir duruş sergilediniz. Çünkü hani bu yeni yapılanma olunca futbol takımıyla ilgili bazı arkadaşlar kırgınlıkları olmuştu. Hatta hani sizin de bu ortamda belki bunu sorun edeceğiniz konuşulmuştu ama siz orada çok net bir şekilde onu ortaya koydunuz. Ve o günlerden bugünlere gelindi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya bugün konuşulacak konular değil onlar. Tabii ki 3 yıllık 4 yıllık mücadelenin içerisinde inişler var çıkışlar var. Ama tek bir şey var. Art niyet yok, kötü niyet yok. Birbirimizi hep sevdik saydık değer verdik. Daha ilk geldiğimiz günde biz futbolu profesyonelce idare edilmesini planlamıştık. Metin Bey biliyor, Tamer Kıran kardeşimiz de o çalışmanın içerisindeydi. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Geçen sene o noktaya geldiğimizi hissettik ve Şenol hocamıza da teknik anlamda, idari anlamda Ümraniye'yi patron olarak teslim etmeyi o günkü görüşlerimiz uygun geldi. Ve doğru da karar aldığımızı bugün görüyoruz. Mutluyuz, bir yanlışlık olmamış. Sayın Başkan, ikinci golden sonra gol anonsunda Kadıköy'den duyulmadı denildi. Şampiyonluk duyulmuş mudur Kadıköy'den? Ya bunlar bir yönetici cevap verici sorular değil tabii ki yani. Müsaadenizle toparlayalım biraz. Ben bir iki kelime de ben söyleyeyim. İyi olur. Biz ben bugün kusura bakmayın yok, Sayın Başkan. Ya arkadaşlar biz çok güzel bir akşam yaşıyoruz. İki şey söylemek istiyorum. Biz bu şampiyonluğu hak ettik. Sonuna kadar hak ettik arkadaşlar. Üç şey söyleyeceğim. Biz 2012'de geldiğimizde bu Beşiktaş'ta iki ay sonra bu kulübü kayyuma teslim edecekler. Lisans ödeyemeyecekler. Sahaya çıkaramayacaklar dediler. Biz o günlerden bugüne çok çalıştık. Başta Sayın Başkanım Fikret Orman ve ikinci Başkanım Ahmet Nur Çebi ve diğer tüm arkadaşlarım büyük hizmetler verdi. Biz gece gündüz çoluk çocuğumuzu, işimizi, gücümüzü bırakarak Beşiktaş aşkıyla gece gündüz çalıştık. Bugünlere geldik. Allah'a çok şükürler olsun ki o günü de gördük. Çok iyi bir hoca ile anlaştık. Bu demek değildir ki Samet hocamız ve Slaven Bilic'in de emekleri yok. Onların da emekleri var. Onlara da teşekkür ederim. Ama hocamız bize sanki 30 senedir bu takımın başındaymış gibi o üniform o kadar yakıştı ki sağ olsun. Ona da çok teşekkür ediyorum ve ekibine ve futbolcu kardeşlerime. Bu çocukların alnından öpülecek çocuklar. Bunlar 2,5 senedir bizi hiç kimse istemedi. Hiçbir takı sahada oynamadık. Son 3 maçımız hariç. Alınlarından öpülecek bu çocuklar. Bu şampiyonluğu biz sonuna kadar hak ettik. Bu camia, bu taraftar da hak etti. 2,5 senedir bizi dışarıdan destekleyen, bizi hiç yalnız bırakmayan bu vefakar taraftarın da hepsinin emeğine sağlık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz herkesi ama herkesi yenerek şampiyon olduk. Bu kadar. Başka bir şey söylemek istiyorum.
Allah'ıma çok şükürler olsun. Doğru mu başkanım? Hadi çok sağ olun. Eğer müsaade ederseniz başkanım, gidelim. Aslında Metin Bey duygusal anlamda biz, ve çok ciddi ve doğru şeyler söylüyor. Her şey özet var içinde. Önümüzde daha hepsi var burada. Muhakkak alınmıştır. Her şey alınmıştır buradan. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın Çevik'e sormak istiyorum. Şimdi sezon başından bu yana, yani geçtiğimiz sezon 3 kupalı bir şampiyon Galatasaray vardı. Sonrasında çok yüksek maliyetlere çok iddialı giden bir Fenerbahçe vardı. Bu şartlarda Beşiktaş'ın bir önceki sezonlarda bir travma vardı. Ya bunu nasıl başardınız? Yani bu kadar böyle bir ortamdan Beşiktaş'ı Sayın Albayrak belirttiği gibi geldiğinizde hani deplasmana gitmek için uçağı yok denmişti. Püf noktası neydi burada? Neler yaşandı perdesinde? Başka takımlarla böyle ilgili işte konuşmak bize evet bak böyle doğru geldik. Böyle oldu böyle gerçekten. Geldik. Aslında böyle Metin Bey iletişimci olduğu için çok kısa böyle cevap verdi. Omuz omuza geldik. Evet, diğer rakip takımlara da buradan tebrik ediyorum. Onlar da ter akıttılar, mücadele ettiler. Onlar iyi ki varlar, iyi ki güçlüler. Onlar da bizimle beraber şampiyonluğu kovaladılar. Onun için bu şampiyonluk çok kıymetli. Onların da haklarını onlara iade edelim. Onla, evet. Şunu da söylemek istiyorum, yani kendi adım mesleki anlamda da gerçekten çok değişik bir yönetici profili çizdiniz. Yani daha önce örneğin Fenerbahçe, Galatasaray arasında yaşayan şampiyonluklarda çok farklı yönetici demeçleri olurdu. Sizler gerçekten Sayın Albayrak'a da söyledim, çok değişik bir duruş sergilediniz. Bunda da herhalde bu duruşunuzun da takıma yansıması oldu diye düşünüyorum. Öyle mi oldu? Öyle olduysa ne mutlu bize. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Beşiktaş'ın iki yöneticisi Ahmet Nurçebi ve Metin Albayrak şampiyonlukla ilgili düşüncelerini paylaştılar kamuoyuyla. Bu arada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Beşiktaş takımını ve taraftarını tebrik eden bir mesaj yayımladı. Tekrar Vodafone Arena stadına dönüyoruz. Yaşar Temel karşımızda. O ilk coşku artık yerini biraz daha sükunete bırakmış durumda anladığım kadarıyla Yaşar. Tabii ki eğlence daha biraz daha şehrin içine kaydı. Tahminim o yönde. Stat etrafında o ilk coşku yok galiba. Evet Ali Kürekli, sizin de söylediğiniz gibi ilk yayınımızda hatırlarsanız ben maç biter bitmez olduğu için taraftarın neredeyse tamamı stat içerisinde demiştim. Taraftarlar ve futbolcular şampiyonluğu kutluyordu. Yarım saat 40 dakika kadar bu kutlama devam etti. Ve şu anda neredeyse statta hiç kimse kalmadı. Stat çevresinde öbek öbek taraftarlar, işte Taksim olsun, Harbiye olsun, Ortaköy olsun, bu civarlara doğru yol aldılar. Yine şampiyonluk şarkılarıyla kutluyorlar zaferlerini. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermeler yaparak kutluyorlar. Sonuçta şampiyon oldular. Uzun zorlu bir süreçten geçti Beşiktaş ve ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Bunun da tabii ki tek nedeni gene bir önceki bağlantıda da belirtmiştim. Kupasız bir şampiyonluk kutlaması oldu. Federasyonla yazışmıştı Beşiktaş ama federasyon hayır dedi. Şampiyonluğunu garantiledikten sonra kavuşabilirsin. Yani önümüzdeki ayın 19'una kaldı. Önümüzdeki haftaya demeyelim. Torku Konya Spor maçına kaldı. Bakalım Torku Konya Spor maçı eğer gündüz oynanırsa böyle bir talepleri var Beşiktaş'ın. Hemen maçtan sonra buraya gelip 19 Mayıs'ta anlamlı bir tarihte Gençlik ve Spor Bayramı'nda Beşiktaş şampiyonluğunu kutlamak istiyor. Kupasını kaldırmak istiyor taraftarlarının huzurlarında. Eğer ki Konya Spor Kulübü bunu kabul etmedi gündüz maçını, gece oynanırsa elbette ki Beşiktaş kulübü gerekli açıklamayı yapacaktır. Diyelim artık bundan sonra gözler Ziraat Türkiye Kupası final maçına çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve önümüzdeki hafta küme düşecek iki takım kim olacak? Gözler ona çevrildi çünkü Beşiktaş tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Bir kez daha Kanal 24 ailesi olarak, spor servisi olarak, anlık skoru olarak Beşiktaş'ı kutlayalım. Sözü ben bir kez daha size bırakıyorum Ali Kürekli. Yaşar Temel 24 Spor Servisi'nden arkadaşımız gün boyunca Beşiktaş Osman Spor karşılaşmasının öncesinin maçın maç sonunun nabzını tuttu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Onun için de yorucu bir gün oldu. Çok teşekkürler Yaşar. İyi geceler, iyi akşamlar diliyoruz sana da. Bu arada az önce bilgiyi vermiştim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzerinden Spor Toto Süper Lig 2015-2016 Hasan Doğan sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı ve taraftarını kutluyorum. Tebrikler Beşiktaş tweet'i attı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Tabii artık Beşiktaş'ın şampiyonluğu devletin her kademesinden, kurumlardan birçok tebrik alacak Beşiktaş. Az önce Sayın Fikret Orman konuşurken de Beşiktaş kendi
Twitter adresi üzerinden bir tweet paylaşmıştı. Hilbey'den rica edelim, onu da bir kez daha ekrana getirelim. Şampiyonlar Ligi ile ilgili attığı bir tweet Beşiktaş'ın. Onu da ekrana getirirsek Hilbey. Evet, merhaba Şampiyonlar Ligi, biz geldik. Gerçekten çok güzel bir tweet. İyi düşünülmüş. Yani direkt gerçekten katılır. Keyif veriyor. Çok güzel bir tweet. Yani, İyi düşünülmüş yani. İletişim direktörüne teşekkür etmek lazım. Kesinlikle. Kimin emeği varsa, arkadaş, kimin emeği varsa hakikaten olmuş. Ama bunlar tabii şampiyonluk yaklaştıkça bu ve benzeri fikirler hep konuşulur. Bu arada kamplarda falan. Bu arada anlatmıştı yani. Etsek, tabii. Gökhan, Beşiktaş şampiyon oldu. Bir diğer temennimiz bugün EuroLeague finalinde Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu ilan etmesiydi ama maalesef ilk iki çeyrek, yani devre sonunda işler istediğimiz gibi gitmiyor. 20 sayılık bir fark var. CSK 50-30 kapattı karşılaşmanın ilk yarısını. İkinci çeyrekte özellikle Fenerbahçe hücumda sayı bulmakta çok zorlandı. Sayı bulamayınca savunmada da ritmi düştü Fenerbahçe'nin. Ve ilk çeyrek 50-30'luk bir sonuçla sona erdi. Umuyoruz üçüncü çeyrek geri dönüşün başlangıcı olur. O ateşin, fitilin ateşlendiği çeyrek olur. Gözümüz kulağımız artık Berlin'de. CSK Moskova Fenerbahçe karşılaşmasında EuroLeague finalinde olacak. Yavaş yavaş yayınımızın da sonuna gelmeye başladık. Tanju abi, genel bir değerlendirme yapacak olursak, yani sezonun genel değerlendirmesini önümüzdeki hafta daha ayrıntılı bir şekilde istatistiklerle mutlaka yapacağız ama Beşiktaş Şenol Güneş'le bu şampiyonluğu hak etti değil mi? %100 hak etti. Bir kere doku uyuşması tuttu. Ten uyuşması tuttu. Beyin uyuşması tuttu. Fikirler tuttu. Bir de şöyle bir şansı vardı sevgili Şenol Hoca'nın. Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş Hoca'ya büyük yetkiler verdi. Büyük imkanlar tanıdı. Elindeki kadroya baktığımız zaman da gerçekten stoperlerin haricindeki biraz da sağ bek. Defans kurgusunda bana göre biraz sorun yaşıyor Beşiktaş. Onun haricindeki orayı da, orta orayı da halledecekler Tanju abi. İki tane stoper alacaklar. Öyle i̇ki mi? Tane önemli stoper hem de. Öyle. Sağ bek, sol bek. Sağ bek, sol bek çok ciddi değil ama iki tane stoperi. Onlar çok önemli faktörler bugün. Tabii öyle de. Bugün Fenerbahçe bu yarışın içindeyse, olmuşsa sağdaki Gökhan, ama hocam, soldaki Cem'in yüzünden. Tanju abi, Türkiye'nin en iyileri onlar. Ya Beşiktaş da alabilir. Abi işte almaz zor mı? Yani şu an için alamayın. Alamaz yani. Şu an... Yani o imkan yok. Evet. Şenol Güneş'in maç sonu açıklamalarını paylaşayım mı Tanju? Lütfen. Belki onun üzerinden de yorum yapmak istersin. Tablo ortaya çıktıktan sonra resim de güzel, bakması da güzel. Herkes mutlu. Oyuncularım keyifle oynadılar. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Biz onlardan daha iyiyiz. 17 takımla oynadık. Herkes Beşiktaş'a sevgiyle, saygıyla baktı. Oynadığımız maçlarda rakibe üstünlük sağlamaya çalıştık. Daha önce şampiyonluğu ilan edebilirdik. Herkes görevini yaptı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kendi hikayelerini yazdılar. Başkan ve yönetim kurulu olağanüstü çalıştı. Yani çok ayağı yere basan açıklamalar. Şimdi Şenol Hocam bir kere kaliteli, hakikaten çok okuyan ve Türk halkının sevdiği kişilik bana göre. Çünkü maç sonrası veya yaşananlardan sonra çok özel söylemlerde bulunuyor. Direkt nokta atışı yapıyor. Mutlaka konuşuluyor, mutlaka tartışılıyor. Sevgiyle, saygıyla demesi çok doğru, çok yerinde. Resim de güzel, tablo da güzel diyor. Evet. Bakmak da güzel. Bakmak diyor. Da güzel. Ama oraya güzel bakabilmek önemli. Tabii. Samimiyet, içtenlik önemli. Ben bunu Şenol Hocam'da görüyorum. Şenol Hocam'ın artı ilave ettiği yönetimle ilgili söylemleri. Ben biraz evvel de söyledim. Elinde ne varsa Beşiktaş yönetimi elinden gelen her şeyi vermiştir Şenol Güneş Hocam'a destek anlamında. Ben bu konuda çok inançlıyım. Şu kadar söyleyeyim Tanju abi. Trabzonspor'da rahat olmadığı kadar rahattı. İnanıyorum. Trabzonspor'da bulamadığı imkanları Beşiktaş kulübünde İnanıyorum. Buldu. O yüzden bu şampiyonluk aynen, geliyor. Aynen. Bir teknik adama inanıyorsan tabii, tamamıyla teslim olmak zorundasın. Bir de teslim Tanju olan abi, bir Beşiktaş yönetimi tabii, olduğu da bir abi, gerçek. Tanju abi bir de şöyle bir şey var. Trabzon'da Şenol Hoca'nın yapamadığı şey ya işlerine yani o kadar çok fazla işi vardı ki Şenol Hoca'nın futbol takımı dışında. Yani takımın dışı, saha dışınlığı dışıyla da ilgileniyordu. Ama Beşiktaş yönetimi Şenol Hoca'nın bu sezon saha içinden başka bir şeyle ilgilenmesini istemedi. Kendisine başvuruyor. Gelen futbolcuyla ilgilendi. Yorulmaması açısından eyvallah, başka bir şeyle ilgilenmemek başka aslında bir şeye konsantre olmaması. Doğru olan da Gomez'in bir açıklaması var. Bu veda gibi anlaşılabilir mi? Mario Gomez, benim için rüya gibi bir sezondu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de burada tekrar formumu yakaladım. Gerçekten minnettarım.
Gomez, sen koç formunu yakalamadın. Sen yanındaki arkadaşlarının sana olan sevgisi, sana olan ilgisi, sana olan güveni, senle Beşiktaş güzel, sen arkadaşlarınla daha güzel şeylere imza atıyorsun. Bir Sosa'yı bulmak, bir Atipa'yı bulmak, yani bunlar öyle kolay işler değil. Onu Bayern Münih'te de bulmuştu, biliyorsun, bulmak kolay değil. Oğuzhan'ı bulmak kolay değil sevgili Gomez. Sosa'yı Bayern Münih'te de bulmuştu biliyorsun. Bayern Münih'te de iyi işler yaptı bak. Sosa'yla iyi ikili oldu. Yani iyi ikili o da, tabii, bir gerçek. Yani Gomez'in bence Türkiye'deki yeri çok, sevgisi de çok fazla. Bir veda sinyali olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirecektir. Hangi, basının dakika, ona bakışı. Bir dakika, hangi cümlesini? Yani orada kendimi formumu yakaladım, evet, minnettarım. Evet. Bundan güzel bir şey yani yok ki. Herkese çok teşekkür şey ederim. Şey de diyebilir ya, kalmak mesela istiyorum da diyebilirdi ya. Ben yani isteyen insan diyebilir diyorum ya. Sen, görüntü, sen devam ediyor şu an açıklaması benim, yayıncı yani kuruluşta. Olabilir. Belki onu da sorabilir. Belki onu da söylemiştir yani. Sen yani şimdi... O, şimdi bir şey demedim ya. Ben zaten bu veda olarak değerlendirilebilir mi dedim Gökhan. Hemen korkma ya, bir şey demedik. Gomez gitmez ya. Hayır yani. Gomez bir şey söyleyeceğim. Ama bence gider. Yani giderse kadar, kendisi kaybeder. Ben o kadar eminim ki. Beşiktaş, yani bildiğim de var çünkü. Yani Fernando Torres. Kariyerimde transfer konusunda. Var. Kariyerimde transfer konusunda ama çok hata yaptım. Bu sebeple bu kez hata yapmak istemiyorum. O yüzden kararı sezon sonuna bıraktım dedim. Yok, yanlış. Yanlış söylüyorsun. Eğer kararını hep hata yaptım diyorsan demek ki şu anda hatasız devam ediyorsun Beşiktaş'ta. Evet, Beşiktaş'ta da aldın başına Tanju gidiyorsun. Abi, ama söylediği sezon sonu... o. Veda anlaşılabilir mi dedi ya. Şimdi hayır, cevap hayır, veriyor. Hayır, bak hayır. Şimdi ama senin sonuna cevap veriyor. Ya kalmak istiyorum. Bu, anlaşırsak bundan kalırız. Bundan daha net. Abi o kadar net söyler mi adam? Niye pazarlık yapıyor ya her şeyi. Pazarlık yapıyor her şeyi. Allah Allah. Peki tamam, onu göreceğiz. Önümüzdeki haftalar bunu bize gösterecek. Programımızın sonuna geldik. Yavaş yavaş. Ben Hamza Aydın, bizim Fahri muhabirimiz. Ver müziği. Şey demiş, ailece sizi seyrediyoruz, selam bekliyoruz. Babam Ömer, kardeşim Eyüp, annem Arzu, saygılar demiş. Hamza kardeşimin ailesine, Hamza kendisine selamlar, saygılarımızı, kardeşim, sevgilerimizi tamam iletiyoruz. Gökhan'a dönüyoruz, bugün onun günü. Bir kere, var önünde. Bir kere öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Bütün Beşiktaşlılara selam olsun. 2015-2016 Hasan Doğan futbol sezonu şampiyonluğu da ananızın ak sütü gibi... Helal olsun. Doyasıya kutlayın. Bu hafta kutlayın. Yarın kutlayın. Önümüzdeki hafta kutlayın. Lig başlayana kadar bu şampiyonluğu kutlayın. Bu birincisiydi. Hemen selamlara geçiyorum. Beşiktaşlı olan annem Şükran Dinç ellerinden öpüyorum. Beşiktaşlı kayınvalidem Özgen Hanım ellerinden öpüyorum. Özlem Dinç. Unuttum tabii valla. Özlem Dinç. Seni de öpüyorum. Sen de Beşiktaşlı olarak senin de bugün senin günün. Seni de tebrik ediyorum. Aynı zamanda Vahit Doğan, Yetkin Doğan, Ümit Doğan sizlere selam olsun. Samet Karakaş sana da selam olsun. Cengiz Özkan, Mine Özkan ve Gülden Özkan size selam olsun. Son selamı sakladım. Sevgili Bekir Aksoy kardeşim. Önemli bir figürdür kendisi. İyi bir Fenerbahçelidir. Önemli bir televizyon figürüdür. İyi bir sanatçıdır. İyi bir tiyatro oyuncusudur. Sana da selam olsun. Sen anladın Bekir diyorum. Peki Tanju abi, senin de selamlarını... Şimdi tespihleri aldınız mı? Aldık buradalar. Eftal Başkanım, AK Parti İlçe Başkanı, Eftal Başkan'a teşekkür ediyorum. Geldi tespihler, teşekkürler. Oltu Kaymakamı Gökhan Bey'e de bizi izliyormuş, selamlar. Doğu'nun en karizmatik kaymakamına sevgiler sunuyorum. Iğdır İl Emniyet Müdürü Yüksel Babal bizi seyrediyormuş, selamlar. Iğdır Gençlik İl Müdürü Kasım Aydoğdu ve benim yeğenim Soner Öztürk. Sevgiler, başarılar Soner'cim. Avukatım Gökay Seferoğlu'na sevgiler sunuyorum. Güzel şeyler yapacağız sevgili Gökay. Bayram Cebir Taşdelen, iyi akşamlar kardeşim. Siirt'ten Beşir Başkan'ın çocukları. O resmi verebilir miyiz? Biraz evvel yollamıştım. Bak işte bunlar bizi seyrediyor kardeşim. Burakcan, Sümeyya ve Caner'e Siirt'e kocaman sevgiler. Sizleri çok özledim. En kısa zamanda Beşir Başkanım geleceğim. Teşekkür ediyorum. Recep Şahin, Mevlüde ve Osman Şahin dostlarıma selamlar, bizi izliyorlarmış. Ankara'dan Burak Demir ve Nur kardeşime selamlar sunuyorum. Anne baba çok sizleri çok seviyorum. En kısa zaman yanındayım. Yarın ben Adana'dayım. Engelliler Haftası etkinliği kapsamında iş kadınlarıyla ilgili engelliler bireylerle birlikte podyuma çıkacağız. Elde edilen gelirlerle engellilere spor ve malzemesi ve aletleri alacağız. Buradan Birol Başkanıma, Özel Sporcular Derneği Başkanı Birol Başkan'a teşekkür ediyorum. Mustafa Paşa'da tebrik ediyorum. Yarın akşam Adana'dayız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. 2015 Beşiktaş'ın şampiyonluğunu da kutluyorum. 2015-2016 Hasan Doğan sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu sevgili seyirciler.
Maçın öncesinden, maç esnasında, maç sonrasında tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutluyoruz. Beşiktaş taraftarının şampiyonluğu kutlu olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.